Neticede kamusal bir iş yaptığınızda daima ve daima sizin özelliğinizde, merkezinizde vatandaş olmalı. Çünkü siz kamusal işi yapıyorsanız kamuya hizmet sizin yapmanız gereken ana unsurlardan bir tanesidir. Eğer vatandaşa hizmet edecekseniz, bu sağlık hizmeti olabilir, eğitim hizmeti olabilir, başka hizmetler olabilir ama kamusal bir iş yapıyorsanız o zaman demek ki yani sizin kamuyla düzenli bir iletişiminiz olacak. Düzenli bir yönetişiminiz olacak. Kamudan talimatlar alacaksınız ama kamunun aynı zamanda talimatlarını etkileyeceksiniz, yöneteceksiniz. Yani kamusal talimatlar alacaksınız. Bunları da yöneteceksiniz. Bunları ne şekilde yapıyoruz? Bunları sivil toplum örgütleriyle yapıyoruz. Yani sadece bireysel hastaneler olarak ya da tıp merkezleri olarak ya da merkezler olarak, muayenehaneler olarak değil, kurduğumuz örgütler aracılığıyla yapıyoruz. Bir devlette, bir ülkede sivil toplum örgütleri kadar değerli çok az organizasyon vardır. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Ve siyasetin işini de sivil toplum örgütleri kadar kolaylaştıran hiçbir unsur yoktur. Sivil toplum örgütleri genellikle işi çok iyi bilen makul profesyonellerin bir arada bulunduğu örgütlerdir. Özellikle şu son zamanlarda internet aracılığıyla herkesin adeta bazen kakafonu yarattığı dönemlerde makullerin sesinin daha az duyulduğunu üzülerek görmekteyiz. Makullerin sesinin artması için sivil toplumdakilerin sesinin, sivil toplumların sesinin çok daha fazla duyulması, sivil toplumların da seslerini çok fazla duyurması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri vatandaşa, siyasetçiyi şikayet ederek iş göremiyorlar. Özellikle bizim gibi sağlık alanında hizmet veren kurumların, sivil toplum örgütlerinin ne kadar sıkıntıya düşerlerse düşsünler, vatandaşa siyasetçiyi şikayet ederek sorun çözme şansları sıfırdır. Çünkü neticede sizin kapısını çalacağınız kişi ya da kurumlar siyasi kurumlardır. Bu kararı verecek olan kişiler siyasetçilerdir. Hiçbir zaman siyasetçiye derdinizi düzgün bir şekilde anlatmadan, siyasetçiden çözüm beklemeden vatandaş üzerinden siyasetçiye baskı yaptırmak ya da siyasetçiyi şikayet etmek bir sivil toplum örgütü için, özellikle sağlıktaki bir sivil toplum örgütü için doğru bir şey değil. Bu siyaseti övmek, bohbohlamak ya da siyasi bir kimlikle devletten bir şey koparmak anlamına sakın ola sakın gelmesin. Onun dışında tabii ki bizim yine işlerimiz var, yönetmemiz gereken hastanelerimiz var ya da şirketimiz var, yönetmemiz gerekiyor. Bir, yönettiğimiz işi bileceğiz. Yönettiğimiz işi bilmek değerli bir şey. Bilmediğimiz işi yönetmemiz zor. Eğer bilmiyorsak çok fazla briefing alacağız. Eğer bilmiyorsak o konuyla ilgili çok fazla okuyacağız. Bildikten sonra da yetmiyor. Neticede biz sağlıkta insanla insanı yönetiyoruz. Bizim malzememiz insan. Yani tedavi ettiğimiz şey de insan. Biz soğuk demir parçalayıp ya da kaynak yapmıyoruz. Bizim uğraştığımız da insan. Bizim yönettiğimiz de insan. Tabii ki kendimiz de insanız. En büyük yeteneğimizin empati olması gerekiyor. Empati yapmadan gerçekten sağlığı yönetmeye ya da bir şirketi yönetmeye, insanları yönetmeye imkan yok. Çünkü siz hangi konuma getirirseniz getirin, seçtiğiniz ve yönettiğiniz kişinin içinde bir insan var. Ve size bir örnek vereyim. İnsanı yönetirken motive etmenin ve insanı anlamanın değerli bir örneğini vermek istiyorum. Bugün dünyanın en büyük takımlarının kendi statlarında aldığı sonuçların başarısı, deplasmanda aldığı sonuçların başarısından her zaman daha fazla yüksektir. Aynı oyuncu, aynı takım ama farklı saha. Çünkü kendi sahasında yaptıklarını, doğru yaptıklarını alkışlayan, onları motive eden seyircileri vardır. Yani kendinizi daima bir takımı yönetirken motivasyon konusunda çalışanlarınızı, etrafınızı tabii ki gaza getirmeden, tabii ki bilgi eksenli, tabii ki ama sırtlarını okşayarak, onore ederek onların da yerine kendinizi koyarak yönetmenizde fayda var. Bunun biz korona döneminde sağlığı yönetirken faydasını çok bulduk.
Mart ayının ortasında bir felaket geldi dünyaya ve bu felaket öyle büyük bir dalga yarattı ki sektörde, hepimizde. Mart'ın sonuna doğru sağlıkçılar olarak hemen tamama yakınımızın bir yıl içinde hasta olmak zorunda kalabileceğimizi anladık. Ve arkadaşlarıma şu konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Arkadaşlar, bu bir savaş. Ama bu savaş bu sefer topla, tüfekle, silahla olmuyor. Bunun askerleri sizsiniz, bunun kışlası hastaneler ve bunun silahı ilaç ve teknoloji. Bu savaş bize düştü ve ülkemiz için, insanlık için bir savaş vereceğiz. Bu savaşta bazılarımız maalesef hasta olacak, bazılarımız aramızdan ayrılacak, öleceğiz. Ama vatandır bu, ama insanlıktır bu. Atalarımız Çanakkale'de Atatürk tarafından ölmeye emredilmiş ve savaşmış bir atanın evlatlarıyız. Hadi arkadaşlar, ben de başınızda olacağım. Bu beladan birlikte sıyrılacağız. Dokunduğumuz insanlar insan, onların canı bize emanet. Bunu birlikte bu işten sıyrılalım dediğimizde, inanın çok farklı bir hastane oldu. Yani çok motive oldular. Çok iyi sonuçlar aldılar. Çünkü bu bir yalnızlık hastalığıydı. Ve yalnızlık hastalıklarında tedaviniz kadar şefkatinizin de katkısı çok fazladır. En azından insanları motive etmenin, yönetirken hallerini bilmenin, yönetirken onların içinde olmanın, onların hayatlarında sadece ve sadece iş hayatındaki zamanlarını da bulunmamanız, yani onların düğününde de olmanız, cenazelerinde de olmanız, doğum günlerinde hatırlamanızın çok ciddi etkisini gördüm. Ayrıca yönetişimde, yani bizim sağlık yönetiminde sadece ve sadece denkler ilişkisi yoktur. Aslında bir emir komuta zinciri de vardır. Yani dikey ilişkiler vardır. Benim koltuğumdaysanız, yönetim kurulu başkanıysanız mecburen daha aşağı doğru bir silsileyi yönetirsiniz. Ama yönetim kurulunda denkler ilişkisini yönetirsiniz. Siyasetçiyle konuşurken sizin üstünüzdeki bir ilişkiyi yönetirsiniz. Yine başka bir dikey ilişkiyi yönetirsiniz. Yani hayat bir aslında manzara gibi. Yani doğru konumdan, doğru yerden bakmanız lazım. Kendinizi aynada görebilirsiniz ama ayna olamazsınız. Kendinizi başka bir şekilde görmek istiyorsanız sizin mutlaka kendinize ve yaptıklarınıza bir yönetici olarak yönettiğiniz kişilerin gözüyle bakmanızda çok ciddi fayda var. Özünde onlardan çok farklı olmadığınızı da bilmenizde çok fayda var. Sizin talimatlarınızın çok önemli bir kısmının sizin yetkinizle ilgili olduğunu bilmenizde çok fayda var. Yetkiniz bittiğinde o talimatı alan olabileceğinizi bilmenizde de çok ciddi fayda var. Benim hayatta gördüğüm en büyük yanlışlardan bir tanesi, yöneticilerin kendilerini konumlandırma yanlışlarıdır. Yönetici, yönetim yaptığı alanda ve yerde çok etkilidir. Ama o sınırların dışındaki alanları yönetmeye kalkarsa bir kere kişilik arızasıyla karşı karşıya kalıyor. Yani bir yönetici evinde yönetici değildir. Bir yönetici annesine, kardeşlerine karşı ya da iş arkadaşları ya da eşit arkadaşlarına karşı yönetici değildir. Yönetici kimliğimizi mümkün olduğu kadar kurumlarımızın dışında bırakırsak çok çok iyi olur. Onun dışında yöneticilerin bir kısmının zamanlarını maalesef birazcık hunharca kullandığını görmek de beni çok üzüyor. Yani sosyal sayfalarda yeterinden daha fazla zaman kullanmak, zaman ayırmak, sosyal sayfalara ya da internete ileride mahcup olacağı yazıları yazıp zaman içinde hiç değişmeyeceğini düşünmesi de bir yöneticinin gösterebileceği en sıkıntılı davranışlardan bir tanesi. Ben burada çok profesyonel, çok güzel konuşmacılar var. Bir kısmınızı katılıp dinleme şansım oldu. Bundan sonrasında da dinleme şansım olacak. Türkiye'de sivil toplumların özellikle etkisiz olduğunu görmek, dikkate alınmadığını görmek ve tek sesli olduklarını görmek, çok sesliliklerini korkmuş olmalarını görmek beni üzen, rahatsız eden, özellikle eleştirdiğim alanlardan bir tanesi. Sanıyorum
idare de, siyaset de bunu görmüş olmalı ki tekrar bir özgürlükleri konuşmaya, tekrar özgürlükleri artırmaya yönelik ya da hayatı daha çok kolaylaştırmaya yönelik tedbir almakla ilgili bir ifadesi oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İnşallah bu ifadelerini gerçekleştirme şansları olur. Ancak bizim tabii ki baskı altında olduğumuzu hissedip hiç konuşmamamız, çeşitliliğimizi azaltmamız ya da bir araya gelip daha doğruları daha doğru ve daha güçlü bir şekilde seslendirmemiz, yani seslendirmememiz ancak tembellikle izah edilebilir bir şeydir. Hayatta her zaman bütün hisler kadar cesaret de bulaşıcı bir özellik taşır. Bu konuda da siyaseti yeterince bilgilendirmek, bilinçlendirmek, gerekirse siyaseti yüz yüze eleştirmekle ilgili, siyasetçinin yüzüne karşı eleştirmekle ilgili davranışları daha çok göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bu konuları, sıkıntılarımızı siyasetle çözemezsek daha sıkıntılı dönemlere gireriz. Türkiye'de ne yapıp yapıp siyaset ve siyasetçiyle iş görmenin becerisini sağlamamız gerekiyor. İşimizi yönetirken de daima aynı zamanda bir siyasetçi gibi davranıp herkesin derdini, sıkıntısını bilip doğru yöne onları yönetmemiz gerekiyor. Ben hepinize, aranıza beni kattığınız için, sizinle buluşma şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan soru sormak isteyen olurlarsa ve vaktimiz varsa cevaplandırmak isterim. Başkasının süresine de kötü şey davranmak istemem. Vaktimiz var. Tabii ki soruları alabiliriz. Şu anda soru sormak isteyen varsa mikrofonunu açıp sorusunu sorabilir. Doçent Doktor Erdal Şen, buyurun lütfen. Siz dinliyoruz. Mikrofonunuz açık. Merhabalar. Tekrar merhaba. Öncelikle saygıdeğer hocam Profesör Doktor Ali Akdemir ve bu güzel organizasyona katkıda bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca davetli konuşmacılarımıza da Doktor Reşat Bağat hocama ve belediye başkanlarımıza. Bu teşekkürden sonra hızlıca fazla vaktinizi almadan Reşat hocama güncel bir konuda bir soru sormak istiyorum. Hocam özellikle bu COVID-19 pandemisinde karşı karşıya kaldığımız birçok olay oldu. Bunları birçok bilimsel çalışmada da birçok komplo teorisinde de siyasette de bunları hep gördük, izledik. Özellikle algı yönetimi tarafında pandeminin süre gelmesinde, yükselmesinde pike ulaşırken sağlık çalışanlarının greve gitmesi, iş bırakması gibi risklerin var olduğu hep konuşuldu, hep bundan korkuldu aslında devletler tarafından, sistem tarafından da. Siz de insan yönetiminden bahsettiniz, çok güzel örnekler verdiniz, sağ olun. İnsanları motive ederken nasıl bir yöntem izlediğinizi çok detaylı olarak anlattınız. Sizin bir öngörünüz var mı? Önümüzdeki dönemde bu çalışanların, sağlık çalışanlarının özellikle motivasyonlarının düşmesi, iş bırakmaları, greve gitmeleri veya emeklilik istemeleri gibi durumlar ortaya çıkabilir mi? Bu riski nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkürler. Öncelikle sorunuz için ve tespitiniz için çok teşekkür ederim. Neticede makine de olsa yorulur, başka şey de olsa yorulur. Sağlıkçılarımız maalesef yoruldular. Sağlıkçılarımız yoruldular derken aslında herkes de bu yorgunluğu üzerine almasın. Sağlıkçıların %30'u COVID'le yoğun çalıştı ama %30'u 5 kat çalışmak zorunda kaldı. %70'i de çoğunlukla oturdu ve alkışı karşıladı aslında. Yani bütün sağlıkçıların COVID'le acayip canhıraş uğraştığını sakın ola zannetmeyin. Çünkü bu bir plastik cerrahının ilgi alanında değil. Benim gibi bir kadın doğumcunun da yönetici değilse ilgi alanında değil. Ya da bir ebenin de çok ilgi alanında değil. Ya da estetikle ilgili başka bölümlerin ya da başka alanların. Yani demek ki sağlıkçıların %30'unu 3-4 kat, 5 kat çalıştırdık. %70'ini boş oturttuk. Çünkü öyle tek hastalığa kaldık. Onların çok fazla bir becerilerinin bizim hasta sağlığımında çok etkisi olmayabilirdi. Doğal olarak arkadaşlarımızın bir kısmı çok yoruldular. Çoğunlukla da aynı maaşı almak zorunda kaldılar. Yani kamuda olsun, özelde olsun. Çünkü boş durana da para verebilmeniz için onun ürettiğinin hepsini ona veremediniz, bu tarafa aktardınız. Bu öyle bir motivasyonsuzluk da oldu. Bir süre sonra, bir yıla yakındır boş duranın
çalışırken tekrar çalışmaya başladığında ya çalışmazken bu parayı alabiliyordum, şimdi niye çalışmak zorunda kalıyorum diye bir sorgulaması olacak. Çok çalışanın da ya ben bu kadar çalıştım, emeğimin karşılığıydı bu muydu diye bir sorgulaması olacak. Bunu yönetmekte çok zorlanıyoruz, çok haklısın. Sağlıkçılar grev yapabilirler mi? Böyle bir durumda hiçbir sağlıkçının grev yapmayı aklından geçirebileceğini bile düşünemiyorum. Sağlıkçının grev yapabilmesi için havanın güneşli olması lazım. Yani ve vatandaşın kesinlikle günlük işlerini ve acil işlerini aksatmayacak şekilde bir eylem içinde olmaları gerekiyor. Genellikle grev yapan sağlıkçılar kamu tarafından linç edilirler. Dünyada da hep bunun örnekleri olmuş. Çünkü sizin grev yapabilmeniz için bir mazlumun sağlığına zarar vermeniz gerekiyor. Yani grevinizin sonucu bu olabilir. Evet, kamudaki siyasetçiler bunda çok duyarlı olurlar. Siz grev yaparsanız iş aksarsa falan, ama yani siyasetçi de çıkıp vatandaşa, ey vatandaş bunlar da böyle aç gözlüdür, bunlar da böyle işte insanı sokakta bırakırlar, ben size başka bir sistem kuracağım, bunlara bugün bu hakkı veriyorum ama sakın bak göreceksiniz bunları ben böcek gibi ezeceğim der ve işin sonunda da ezer. Yani sağlıkçılık çok naif bir iştir. Grevle derdinizi anlatamazsınız. Kamuoyu oluşturacaksınız. Vatandaş sizi sevecek, politik olacaksınız. Gitmek istediğiniz yere ancak bu şekilde gidersiniz. O sebeple biz özel sağlık kuruluşları çok ciddi sıkıntılar çekmemize rağmen, yani şu anda varlıklarımızın %40'ını 50'sini kaybetmiş olmamıza rağmen hiçbir şekilde, yani hastanelerimizi alın kamusallaştırın diyoruz, ancak hasta bakmayız, bakamayız, hasta göndermeyin demiyoruz. Elimizde ilaç yok, kalmadı, tıbbi malzeme kalmadı diyoruz ama bizi hasta göndermeyin, biz bakmayız deyip yatakları boş tutmuyoruz, tutamıyoruz. Yani bunu hem vicdanımızdan dolayı tutamıyoruz, hem işin mantığında yok, hem de kamunun lincinden de korktuğumuz için de tutamıyoruz. Tutmamamız da gerekir. Yani o yatakları vatandaş dışarıda sıkıntı çekerken boş tutmamamız gerekiyor. Bu yönüyle zor. Yani sağlıkçıların da işi çok zor gerçekten. Ama tabii bir süre sonra biz sağlıkçıların yaptıklarını unutacağız. Bu dönemde işsiz kalıp evine ekmek götüremeyen ya da yeterince ekmek götüremeyen garsonun derdiyle daha çok uğraşmak zorunda kalacağız. Sağlıkçılık böyle bir şeydir zaten. Ona daha çok belki de kafa yormaya çalışacağız. Ama zor bir dönem yönetiyoruz. Haklısınız. Evet, şimdi bir başka sorumuz daha var Sayın Bahat, müsaadenizle. Efendim Profesör Doktor Ali Akdemir'e söz veriyorum. Buyurun hocam. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Değerli Doktor Reşat Bahat Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum yaptılar bize. Tabii biz kongre öncesinde kongre organizasyon heyeti olarak Sayın Bahat'ı ziyaret ettiğimizde hastanelerinde konumuzu aktardığımızda gerçekten değerlendirmeleri bizleri mutlu etmişti. Dolayısıyla herhalde bazı hekimlerin özelliği olsa gerek çok yetkin oluyorlar, çok alanda yetkin oluyorlar. Bunlardan bir tanesini meslek olarak seçiyorlar ama diğerleri de en az meslekleri kadar yetkin olduğu alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ben profile Sayın Bahat'ı yerleştirebiliyorum. Gerçekten hem yönetici olarak hem lider olarak hem de hekim olarak çok başarılı birisi. Hastaneyi yönetiyor, hekimlik yapıyor, sivil toplum kuruluşunu yönetiyor, sağlık kurumlarının oluşturduğu derneği yönetiyor. Ve yanı sıra tabii pandemide televizyonda yaptığı konuşmalarla gerçekten pandemi krizinin özel hastaneler yanından yönetilmesine çok anlamlı katkılar verdi. Ve konuşmasını da vurguladı. Zaten kötü günlerde yöneticilik ve liderlik becerimiz ortaya çıkar. Olağan günlerde herkes çok çabuk öne çıkabilir ve yönetimi başarabilir. Ama önemli olan kar yağdığında, yağmur yağdığında, soğuk olduğunda, işler kötüye gittiğinde Sayın Bahat'ın da ifade ettiği gibi yöneticilik ve liderlik yapabilmek. Zaten liderlik ve yöneticilik bir kişilik özelliği. Ayrıca yani onun işletme eğitimi almasını gerektirmez yani, ya da başka eğitimler almasını gerektirmez. O nedenle Sayın Bahat'ın hem kişiliği hem de kendisini yetiştirmesi bağlamında iyi bir lider, iyi bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Ve yanı sıra tabii kriz yönetimi çok önemli. Ve aslında her gün krizle karşılaşıyoruz. Hele hekimler için bu çok daha rutin bir şey. Yani kriz belki olağanüstü bir şey gibi düşünürüz ama pandemide olduğu gibi, ama her yönetici, her lider yönetici, lider nitelikli yönetici aslında kriz yönetir. Hastanelerde bu
çok daha geçerlidir diye düşünüyorum ben. Bir katkı olsun diye hem de teşekkür edeyim. Çünkü kurumsal katkı da verdiler bize. Hem de böyle akademik, entelektüel katkı verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. Bir sorumuz daha var müsaadenizle. Benim de bir sorum var. Hemen sözü Doktor Naciye Kaya'ya veriyorum. Ardından size vereceğim hocam. Son 5 dakikalık bir vaktimiz var. Bir 5 dakika daha size tanımlıyorum. Buyurun Naciye hocam, hemen başlayalım lütfen. Çok teşekkür ederim. Halk arasında bir deyim vardır. Her şeyin başı sağlık diye. Şimdi Sayın Başhekimi aramızda görmüşken şunu sormak isterim. Sağlık sistemini yurt dışı ile kıyasladığımızda artılarımız, eksilerimiz nedir? Bu konuda bir değerlendirme yapabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Sağlık sistemimiz oldukça güçlü ve şu anda da özellikle dünyaya örnek gösterilebilecek kadar akışkan. Çünkü Türkiye'de çok yüksek sayılar var, çok yüksek COVID sayıları var. Ama dünyanın çok güçlü zannettiğimiz ülkeleri gibi ne bir tane acil kapısında kalan hasta, ne bir tane doktora ulaşamayan hastayı hiç duymadınız. Çok kuvvetle muhtemelde duymayacaksınız. Çünkü bir çok yüksek sayıya alışmış olan, muayene etmeye alışmış olan bir hekim ve tedavi etmeye alışmış olan hemşire ve sağlık personeli sayısı var. 1.050.000 personelle, Batı'nın 2.5 milyonla personelle veremediği bir hizmeti sunuyorlar. Yine çok güzel bir model var Türkiye'de. Çok güzel bir soruydu. Çok teşekkür ederim Naciye Hanım. Türkiye'deki modelde sosyal güvenlik sistemi hem üniversitelerle, hem özel sağlık kuruluşlarıyla, hem de devlet hastaneleriyle anlaşmalı ve özel sektörün Türkiye'de %30'luk bir büyüklüğü var, hacmi var. Ve Türkiye'deki özel sektör çok güçlü. Kalp nakli yapıyor, karaciğer nakli yapıyor, kanser ameliyatları yapıyor ve hemen hemen her şeyi yapıyor tıp alanındaki. Bir tane uçak yurt dışına hasta götürmediği gibi yılda 3-3,5 milyar dolarlık bir sağlık turizmini de ülkemize kazandırıyor tabii ki özel sektör. Bu özel sektörün gücü Türkiye'nin pandemide çok işine yaradı. Şöyle söyleyeyim, İstanbul bir felaket yaşamadı çünkü yoğun bakım yataklarının sıkı durun. %55'i özel sektörde ve yoğun bakımdan hemen hemen vatandaştan hiçbir bedel almadan hizmetini sunan bir sektör, 14 yıldır özel sektör, çok nadir alanlar dışında. Bu yönüyle çok anlamlı buluyorum. Türkiye'nin modelinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak gayri safi milli hasılanın %4.2'sini ayırarak bu sağlık sistemini, bu lüksü sürdürmenize imkan yok. Kamu hastaneleri devasa zarar ediyor ve bu zararlar Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor ve biz de sağlık turizmi yapmasak düzenli zarar etmeye devam ederiz. Yani kısa sürede bunun gayri safi milli hasılanın en az %7'si 8'i ayrılarak bir düzenleme yapılırsa, ki OECD ortalaması %9.6'dır. Böylece vatandaşın daha az cepten ödediği bir sağlık sisteminin içine gireriz. Vatandaşın özel hastaneleri seyretmediği, daha çok kullandığı, zengin azınlığın güzel hastaneleri olmaktan çıkan özel hastanelerimiz tekrar olur diye düşünüyorum. Çünkü bu sayı 2002 yılında %6.2 iken şimdi %4.2'ye inmiş durumda. Bu Türkiye açısından ve özel sektör açısından sürdürülebilir değil. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ediyorum size. Hemen sözü Profesör Doktor Hasret Çomak'a veriyorum. Hocam buyurun lütfen. Bu arada bu son sorumuz olacak. Size bayağı ilgi var şu anda. Ancak tabii bir sonraki konuğumuzu da bekletmek istemiyoruz. Buyurun Sayın Çomak. Efendim, Türkiye bir sosyal hukuk devleti, sosyal devlet. Obama sağlık reformu yasasını çıkardı. Ancak Trump uygulayamadı. Amerika'daki sağlık sistemi çöktü. Siz şimdi bir özel hastaneler derneği olarak, dernek başkanı olarak, şu anda şeyde sosyal devlet anlayışı gereği sağlık hizmeti bir kamu hizmeti. Siz tamamen özel sektör mantığıyla mı bakıyorsunuz, yoksa kamu hizmeti anlayışını bir entegre etme var mı? Aynı zamanda fiyat uygulamalarında değişik hastanenizde değişik tarifler var. Bu konuda devlete katkı sağlamak, hem de devletin sağlık sistemiyle entegre olma konusunda
bir yaklaşımınız, stratejiniz var mı? Teşekkür ederim. Hasret Bey, çok teşekkür ederim. Kamusal bir iş yaptığımızın çok bilincindeyiz. Ve her zaman da kamusal bir iş olmalı sağlık. Ama kamusal bir iş olması demek kamu eliyle verilir anlamına taşımıyor. Dünyada rezil olan ülkelerin başında İngiltere geliyor ve İngiltere'de hiç özel hastane yok. Biz tıp fakültesinde okurken İngilizlerin sağlık modeli hepimize örnek gösterilirdi. Bugün dünyada örnek gösterilen Japonya, Kore, Türkiye, Almanya gibi ülkelerin, Avustralya gibi ülkelerin hemen tamamında güçlü bir sosyal güvenlik var ve bu sosyal güvenlik kurumu özel hastanelerle anlaşma yapıyor ve bu hastanelerin hepsinde de %25 ülkelerin hepsinde de %25'in üzerinde özel sağlık sektörü var ve güçlü özel sağlık sektörü var. İtalya'da da İspanya'da da %30'luk sağlık sektörü var ama güçlü sağlık sektörü değil ve devlet sigortalarıyla anlaşma yapmış sağlık sektörü değil. Farklı hastanelerimizdeki farklı hizmet politikaları, fiyat politikalarına gelince hastanelerin giderine göre biz fiyat politikalarımızı belirlemek zorundayız. Burada eğer bir eleştiri yapacaksanız şu eleştiriyi yapın ve bunu daha çok dillendirin. 14 yıldır acillerde bize 6 lira doktorluk ücreti verilerek, muayene başına 6 lira doktorluk ücreti verilerek bizim size farksız hizmet sunmamız bekleniyor. Niye özel hastaneleri daha çok para alıyor diye eleştirip de vatandaş siyasetçiye şunu söylemiyor. Ya verin şunların hakkını da bize bedava baksınlar, neden demiyor. Bunu derseniz, bu konuda güçlü ses çıkartırsanız biz paramızı sosyal güvenlikten alacağız, hak ettiğimiz parayı. Ve siz daha iyi hizmeti hiç bedel ödemeden alacaksınız. Hastanelerin çoğunda hiçbir şekilde bedel ödemeden özel ya da kamu almak durumunda kalacaksınız. Biz bunu en iyisi siyasete baskı yaparak sağlığa ayırdığı parayı artırsın ve vatandaşın cebinden daha az para çıksın diye yapalım. Çok teşekkür ederim. Evet, efendim çok teşekkür ederiz. Operatör Doktor Sayın Reşat Bahat, özellikle pandemi günlerinde yönetim için kendinizi onların yerine koyun dediniz. Bir de siyaset ile halledilmezse daha sonrası çok daha zor olur dediniz. Tabii ki şu anki gündemimizde, ülkemizin gündeminde çok önemli konulardan biri de sağlık, sağlık yönetimi ve sağlıkçılarımız. Efendim, dolayısıyla aktarımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ve bir sonraki konuğumuza geçiyoruz. Tekrar teşekkürler. Evet, yenilikçi uluslararası kuruluşların ve STK'ların yönetim yetkinlikleri başlıklı konferans için efendim yine sınırları aşalım ve buradan Los Angeles'a gidelim. Global çapta başarılı bir isim geliyor ekranlarınıza. Öğleden önce de söylemiştim, gururumuz Türk-Amerikan Dernekleri Meclis Başkanı, ATA Başkanı Sayın Ergün Kırlıkovalı'yı Mars Salonu'na davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Sesim geliyor mu? Çok iyi sesiniz. Buyurun, başlayın, söz sizin efendim. Tamam. Şimdi benim bazı slaytlarım var ama iPhone ile bağlandım. Oradan gösteremiyorum. Desktop üzeri açık şu anda. Ancak desktop'ta bana şey soruyor, passcode soruyor bağlanmak için. Hemen bakalım. Onun için... onu yapabilir miyiz? Arkadaşımız hemen teknikten, Cumali hocamız size bu konuda yardımcı olacak. Tamam. Cumali hocam, hazır mıyız? Bakalım. Cumali hocam, beni duyuyor musunuz şu an? Tamam, şimdi size yardımcı oluyor Cumali hocam. Ben yazılı tamam. olarak aldım. Bu arada efendim, orada saat kaç? Burada saat gece sabahın, sabahın 3'ü. Yani şu anda benden 11 saat ileridesiniz. Eyvah eyvah, herkes uyudu. Siz böyle giyindiniz, bizi beklediniz öyle mi efendim? Tabii. Türkiye bize saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Kırlıkovalı, bu şekilde de olsa tekrar görüşmek
Çok güzel. Tabii. Ali Hocam çok büyük işler başardınız. Teşekkür ediyorum size. Her zaman emrinizdeyiz. Onu biliniz. Bunu bilmek ne güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben şu anda bir meeting passcode alabilirsem oraya type edip hemen başlayabilirim yani. Tamam efendim. Hemen Cumali Hocam. Hemen soruyoruz. Cumali Hocam hazır mı acaba? Hocam şu an yapabilirsiniz. Yetki verdik size. Tamam tekrar ama, dener misiniz Ergün Hocam? Yani Zoom'a girmem lazım. Şu anda ben iPhone'dayım. iPhone'dan çıkıp desktop'a gireceğim. Onun için de desktop bana... Bir dakikanızı alıyorum hocam. Tamam. Bir dakikanızı alıyorum hocam. Tamam. Bu arada efendim biz de sizi dinleyelim. Orada biz çok binlerce kilometre ötedesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Hazır siz sunumunuza başlamadan önce. Tamam. Orada dünya başka, burada başka. Pandemi var, hayat değişiyor, depremler oluyor. Farklı bir 2020 yaşıyoruz. Ne dersiniz efendim? Çok doğru söylediniz. Çok çok farklı bir yıl yaşıyor. Bu 2020 yılını ben unutmak istiyorum. Bir daha da hatırlamak istemiyorum. Umuyorum hepimiz. Evet. Şimdi bu sabah benden önce sevgili arkadaşım, dostum, kardeşim Texas'tan Murat Bey konuştu. Profesör Doktor Murat Taş çok güzel şeyler anlattı. Şimdi benim sunumumda yani yenilikçi uluslararası organizasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerindeki ehliyet ve yeterlilik bu. Konu bu. Evet. Benim seçilmem çok enteresan çünkü çok iyi uydu. Hem kendi kurmuş olduğum firmamın başındayım 35 senedir. Hı-hı. Hem de STK'nın başındayım 40 senedir. Yani iki yönden de çok uygun bir konuyla sizlerle paylaşacağım bu konuyu. Harika hocam. Sanırım ekranınız geldi. Ha, geldi şu anda mi? Görebiliyor musunuz hocam? Zoom join a meeting. Enter meeting ID. ID soruyor. Personal Cumali hocam şimdi nasıl yapalım bu konuyla ilgili? Siz buradan tek tek değiştirecek misiniz hocam? Nasıl görsün? Sesinizi açar mısınız Cumali hocam? Hocam ben chat kısmına hocamız chat'e tıklarsa toplantının linkini ve ses yorumunu yazdım. Aşağıda Ergün hocam aşağıda chat kısmı var. Orayı görebiliyor musunuz? Evet. Şu anda yani desktop'ta Zoom'a giremedim. Çünkü bana soruyor meeting passcode nedir diyor soruyor. Evet. Cumali hocam şu an Ergün hocam iPhone üzerinden bizimle iletişim kuruyor. Bilgisayar üzerinden iletişim kurabilmesi için bir ID kod istiyorlar. Dolayısıyla oradan açılmadığı için chat kısmına da giremiyor. İlk etapta isterseniz Mars salonunun şeysini verelim. Kendisine linkini yollayalım kendisine. Şu anda ekranım geliyor mu hocam? Ekran geliyor mu şu anda? Hocam ekran geldi fakat hocam. Şu anda evet iPhone'da ekran var. İsterseniz iPhone'dan var. Devam edebilirim yani. Tamam öyle devam edelim. Peki öyle devam edelim. Tamam yani şu anda sorun yok. Görüyoruz efendim. Hocam bir siz görüyorsanız sorun yok. Tamam. Tamam. Buradan devam edebiliriz. Sorunu görüyoruz. Arkadaşlar o zaman kaybettiğimiz vakti almak için biraz hızlanalım. Şimdi tabii önce bir örgütün bir tanımı yapılması lazım. Çok basit bir tanımı. Belirli bir hedef için, belli bir proje için insanların ve veya kurumların bir araya gelmesi olay bu. Buna örgüt diyor. Bu tanımı ben Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden aldım. Tabii çok çeşitli dernekler, gruplar var, kulüpler, efendim şirketler, holdingler, hükümetler. Burada bir listesi var. Aşağı yukarı 60 tane sıralanmış burada. Tek tek açmayacağım onları. Zaten bu sunumu Ali Hocam eminim siz arkadaşlara dağıtırsınız değil mi? Tabii ki efendim, tabii ki. Onun için ben tek tek okumayacağım bunları. Ama önemli olan şu. Her örgütün bir hedefi var veya birkaç hedefi, bir projesi var veya birkaç proje, bir lideri var ya da bir komitesi var yani yönetim kurulu. Ondan sonra eylemleri var, iletişimi var,
üyeleri var. Bu organları yani iyi tanımak lazım. Tabii başka şeyler de var ama en önemlileri bunlar. Tabii benim şu anda konuşmak istediğim konu uluslararası organizasyonlar ve STK'lar. Özellikle de ehliyet, yani yönetimdeki ehliyet konusuna bakacağım. Özellikle de dediğim gibi STK'lar ve uluslararası kuruluşlar. Bütün organizasyonlar, bunların içinde insanlar var. İnsanlarla uğraşıyor, insanlara hizmet götürüyor, insanları yönetiyor, insanları eğitiyor. O halde bizim insanları daha iyi tanımamız lazım. Bazen böyle teknoloji süratle ilerlediği anda tabii refah artıyor. Bu sefer insanların davranış şekilleri değişiyor. Bunu sosyologlar çok güzel takip ediyorlar ve bunlara bazı etiketler koyuyorlar. Bu etiketler Amerikan toplumu için çok önemli. Eminim ki Türkiye toplumu için de böyle bir şeyler yapılması gerekir. Şimdi Samantha Raffles'ın NPR'da çalışıyor, National Public Radio. Bu bir bağımsız, kar amacı gütmeyen bir medya örgütü. Ve bunun finansmanı işte sponsorlardan, hibelerden, bağışlardan, üyelik aidatlarından geliyor. Böyle bir kuruluş. Bunun başında olan bir şahıs Samantha Raffles'ın, link de var orada. Çok güzel bir tanım yaptı 2014'te. Amerika'nın çoğu hala bugün onu kullanır. Efendim son 100 yıllık yılları almış ve toplumu şu gruplara bölmüş. 1901 ile 1924 arasında doğanlara GI Generation diyor. Bunlar 1930'lardaki o çöküntüyü yaşadılar, fakirliği yaşadılar. İkinci Dünya Savaşı'nda askerdiler. Bunlar yaptı bütün hepsini. Ondan sonra Silent Generation, yani sessiz kuşak geliyor. Onlar da 1925-1942 arası doğanlar. Bunlar genellikle tutucudur ve ama dürüsttür, sabırlıdır, hırslıdır, disiplinlidir, çok çalışırlar, vergilerini düzenli öderler. Ancak teknoloji bakımından fazla teknolojiye yakın değillerdir. Ondan sonra bebek patlaması denen olay yaşanıyor 1943 ile 1964 arasında. Bunlar zengin çocukları büyüdüler. Biliyorsunuz 50'lerde bir ekonomik patlama vardı Amerika'da. Bu çocuklar işte o dönemde büyüdüler. Vietnam'a gitmediler, savaş karşıtı oldular. İşte çiçek çocukları, rock and roll, efendim insan hakları hareketlerinde bulundular. Ve geliyoruz Generation X. X'in olması bu 1965 ile 79 arası doğanlar. Bunlar da çok çekti. Mesela AIDS salgını bunun zamanında oldu. Berlin duvarının düşmesini gördüler. İçindeki X tanınmak istemediklerini anlatıyor. Bize X deyin, bizim ne olduğumuz önemli değil anlamında. Benim de bazı eklemelerim olacak buraya. Bu grup kariyer peşinde koştu. Finansman ve para bunlar için çok önemli olduğu için çoğu evlenmedi, evlenenler de çocuk yapmadı. Dolayısıyla bunlara baby busters diyorlar. Yani bebek olayını en dibe çeken insanlar, bu grup bu oldu deniyor. Bunlar sosyolojik tabirler ama çok önemli çünkü pazarlamada önemli, bunları eğitiminde önemli, iş vermede önemli, her şeyde önemli. Ondan sonra millennials geliyor. Buna da Generation Y diyorlar. Bunlar sırasında internet çıktı. O meşhur trajedi 9-11, yani 11 Eylül olayı yaşandı. İşte İkiz Kuleler'in patlaması, terör olayları. Bunlar tamamen teknolojiye bağımlı. Yalnız biraz kendilerini pek beğenmişlerdir. Hiyerarkiyi sevmezler. Öyle
emir almayı sevmezler ve kendi işlerini kurmak isterler. Öyle bir yapıları var. Ardından Generation Z geliyor. Buna iGeneration de diyorlar. iGen, iPhone der gibi. Oradaki teknolojiye bir gönderme var orada. Bunlar da 2001 ile 2013 arasında doğanlar. Ama bunlar artık internetle büyüdüğü için bağımlılığı bırakın, teknolojiye bağlı bunlar. Yani şu kadarını söyleyeyim. Birkaç kere iPhone'ları olmadı, Wi-Fi olmadı diye intihar edenler oldu. Yani buna inanabiliyorsanız bu gerçektir. 3-5 tane. Yani çok ciddi bir olay. Bu generation, bu kuşak böyle bir kuşak işte. Tamamen bireysel, tamamen teknolojiye gömülmüş. Benim bazı eklemelerim var. O da hiç kompleksleri yok. Takır takır direkt anlatırlar her şeyi. Yaratıcıdırlar. Ama kesinlikle hırslı değildirler. Ve sabırlı da değildirler. Yani 3-5 ay birini çalıştırabilirseniz ne mutlu size. Yükselemiyorum der, çeker gider. Böyle bir yapıları var. Şimdi bütün bu insanları bilmek de yetmiyor. O zaman bazı tabirleri de öğrenmemiz gerekiyor. Ben şuradan başlayayım. GRI diye bir grup var. Global Reporting Initiative. Bu bütün STK'lara, büyüklerine tabii, raporlar yazmasını emrediyor. 2014 yılında çıkan bir kanunla, Avrupa'da çıkıyor genellikle ama Amerika'da takip ediyor. Efendim işte human rights, insan hakları, sosyal konular, işçilerle ilgili konular, ekoloji konuları, çevre, anti-corruption yani bu moral konular hepsi sürekli olarak raporlanmalı. Böyle bir kanun çıktı 2014'te. Büyük STK'lar bunu yapıyor. Sonra Halokrasi diye yeni bir terim çıktı. Kaliforniya Üniversitesi'nden anlatıyor şeyi. Biz burada vatan pardon, pardon şu an sanırım ses girdi araya. Eğer mikrofonlarınızın seslerini kapatırsanız sevinirim değerli izleyenler, katılımcılar. Pardon Sayın Kırlıkovalı, devam edin lütfen, buyurun. Tabii ki. Aha, sağ olun. Sonra yani az evvel insanların nasıl sınıflandırıldığını anlattım size. Nasıl etiketler konuldu bu gruplara. Kuşak. Şimdi de bazı yeni konseptler, kavramlar anlatıyorum. Mesela burada ne dedik? Global Reporting Initiative. Yani artık STK'lara deniyor ki bak şu konularda senden rapor istiyorum. Öyle kendi başına iş yapamazsın. Çevre, işte sosyal konular, işçilerle ilgili konular, insan hakları, efendim işte ahlakla ilgili konular, bütün bunlar konusunda senden yıllık raporlar istiyorum. Sonra Halokrasi diye yeni bir kavram çıktı. Bu genellikle yönetimin merkezden değil bulunduğu yerden yönetilmesi şeklinde. Yani yönetici olmadan yönetme. Burada gruplar var. Gruplara otoriteler verilmiş. Sen şunu hallet, sen bunu hallet diye görevler verilmiş. Bunlar ikişer, üçer, dörder, beşer kişilik küçük gruplar. Ve belirli bir proje etrafında toplanmışlar. Halokrasi deniyor bu gruba. Yani bu henüz fazla tutulmadı ama 300-400 kadar firma bu halokrasiyi ciddi bir şekilde deniyor. Ondan sonra International Innovation Indicators, yani uluslararası gelişim, yenileşimi gösteren göstergeler nedir? Şimdi bu konuda yine bütün dünyada yenileşim indeksi diye bir olay var, GII, Global Innovation Index. Burada bütün ülkeleri birçok parametre kullanarak belirli bir sıraya sokuyor. İşte en yenileşimci şu, ondan sonra bu filan diye. Yalnız bunu tabii kafadan atmıyorlar. Belirli parametrelere göre yapıyorlar. Bu Cornell Üniversitesi tarafından her yıl yayınlanır bu. INSEAD ve World Intellectual Property Organization da bu gruba yardım eder.
Şimdi criteria for success, yani bir yenileşim için kriterler nedir? Biz bunu çok, bu konuda çok kafa yorduk. Nedir önemli olan? Mesela belli bir ihtiyaca cevap verecek. Öyle efendim ben bir şey buldum, bak olmaz. Bir belli bir ihtiyaç olacak, onu siz gözlemleyeceksiniz ve ona bir çözüm bulacaksınız. Bir başkası yapmışsa senin de yapmış olman o kadar önemli değil. Yani yeni olacaksın. Ondan sonra müşteriler çok çabuk, tüketiciler çok çabuk kabul edecek onu. Ve yenileşimin de kolay anlatılır olması lazım. Ondan sonra çok kolay test edilmesi lazım. Sonra tüketici bu yeni mala geçecekse fazla risk almamalı, çok fazla çaba göstermemeli. Çok kolay olmalı bu yeni buluşa geçmek. Ondan sonra hukuki sorunlar olmamalı etrafında. Bu da çok önemli. Bu konuda bir sürü örnekler var. Ondan sonra bu işe giren insanlar için belirli bir yani satış olmalı. Oradan da insanlar kar etmeli. Eğer bu yoksa istediğiniz kadar yeni olsun. İnsanlar, bayiler almaz, satmaz, insanlar da kullanmaz. Ondan sonra mevcut bir ürün listeniz varsa o listedeki ürünler ile yarışmamalı. Şimdi diyelim ki A, B, C diye ürünleriniz var. Siz D'ye yepyeni bir ürün ortaya attınız ama A ile B'nin yerine kondu bu. O zaman ne oldu? Bildiğiniz dalı kesmiş oluyorsunuz. O da mümkün değil. Bunlar bizim en çok üzerinde titrediğimiz konular. Ondan sonra brand positioning, yani sizin bir imajınız var, şeyde bir logonuz var ve bir firma kültürünüz var. Sizi dünya öyle tanıyor. Şimdi bambaşka bir şey yapamazsınız. Bunu biraz açmam lazım. Harley Davidson bu motorlar biliyorsunuz birkaç sene önce parfüm çıkardı. Aftershave çıkardı. Zerre kadar satamadılar. İnsanlar kızdı, ya sen motorcusun, erkekliğin sembolü, işte dünyanın en pahalı motoru parfümlerden çıktı. Ve bu bütün yani üniversitelerde bu anlatılır çünkü hakikaten çok kötü bir yanlıştı bu ve hemen düzelttiler, hemen o işi kapattılar. Yani yenilikçi olacağım diye kendi mevcut işine zarar vermemelisin. En sonuncusu da acaba biz bir yenilik yaptık ama bunu piyasaya sürecek altyapımız var mı? Kaynaklar var mı? İnsanımız var mı? Eğitim var mı? Sattık, satış sonrası hizmetlerini verebileceğiz mi? Bunlar çok önemli. İşte bu 10 konuyu halledersek bizim yani sizin yenileşimci ürününüzü hiç kimse tutamaz. Tabii bir de firmada bir inovasyon iklimi olması lazım. Bu yöneticiler için en önemli konulardan biri, yenilikçi insanlara önüne kırmızı halıyı sereceksin. Ve hiçbir zaman yani onları hoşnutsuz bırakmayacaksın. Bunlar çok önemli şeyler. Mesela ben bir şey söyleyeyim. Apple'da blue jeanlerle, tişörtlerle gidiyorlar. Efendim sandalye mandalye yok bazı yerlerde. Bean bag denilen içi fasulye dolu işte bilmem... çuval üzerine oturuyor, uyuyor orada, belki sandviç yiyor. Efendim, böyle bir hayat ama üretiyor adam. İşte olay bu. Generation Z dediğimiz bu, iGen. Şimdi iki türlü liderlik var deniyor. Birisi dönüştürücü liderlik. Burada lider belirli konularda baskın davranıyor ki şuralar fıralar eskidi, ben artık değiştiriyorum, bana uyun. Böyle bir dönüştürücü liderlik. Bir de ha? İş oğlum iş. Sus. Şu anda katılımcılarımızdan biri yanlışlıkla mikrofonu açmış olmalı. Lütfen mikrofonlarınızı kapatır mısınız? Teşekkür ederiz. Sayın Kırlıkovalı, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. İkincisi de etkileşimci liderlik. Ya bu çok enteresan. Bu biraz yeni. Çünkü bu etkileşimciler diyor ki insanlar robot değil. Her biri değişik.
belirli bir gruptan dahi gelse her biri değişik. Ve liderlik için ille de çok böyle doğuştan müthiş zekalı falan olma gerekmez. Orta bir halde bir zeka bile olsa bütün bu anlattıklarımız öğretilebilir diyor. Yani bir lider yaratılabilir diyor. Bunun söyleyenler etkileşimci liderlik ve bunlar işçilerine, partnerlerine çok dikkatli bakarlar, çok dikkatli çalışırlar ve onlara göre programlar geliştirirler. Şimdi bu da yeni bir olay. Şimdi başka bir konsept bilmemiz gereken sinisizm. Türkçe'de bunu örgütsel senizm diye çeviriyoruz. Yani burada bu aslında çok tehlikeli bir şey. Çünkü buna yakalanan yani işçiler veya partnerler artık firmaya olan güvenini kaybediyor. Firmada dürüstlük yok. İşte yani vefa yok. Geleceğimiz yok demeye başlıyorlar ve işleri yavaşlatmaya başlıyorlar. Bazıları hatta safsaklıyor, hiç yapmıyor filan. Bunun da çeşitleri var. Tek tek anlatmak istemiyorum onları. Epey uzun sürer. Burada görüyorsunuz. Yalnız bunun farkına vardığınız anda yarın geçer, öbür gün geçer demeniz mümkün değil. Acilen bu konulara eğilmeniz lazım. Yoksa kaybedersiniz. Yani o insanları kaybedersiniz. Şimdi yine bu International Congress on Management of Organizations diye bir grup var. Gene Amerika'da. Bunlar genellikle most important leadership, yani bir liderlikte ehliyetler nedir? Böyle bir sıralama yapabilir miyiz? Diye sormuşlar. Ve böyle bir tablo çıkmış ortaya. Şimdi communication, iletişim çok önemli. Yönetici en az lafla en güzel şeyi en hoş şekilde anlatacak. Kimseyi kırmadan. Bu çok önemli. İkincisi stratejik perspektif. Olaya uzun vadeli bakabilecek. Kuş bakışı bakma kabiliyeti olacak. Üçüncüsü olayları çok çabuk kavrayacak. Bazen hiç bilmediğiniz konularda önünüze dosyalar gelecek. Bunda ne yapalım denecek. Orada çok çabuk bir iki soruyla, bir iki okumayla, bir iki telefonla, bir iki toplantıyla o konuya hakim olacaksınız. Bu maalesef bu mecburuz, hepimiz mecburuz. Çünkü dünyada her şey o kadar hızlı değişiyor ki yarın masanıza ne gelecek bilemiyorsunuz. O yüzden bu çok önemli. Bir de tabii decisive, yani kararlı olmak lazım. Bir karar verdiniz, yani siz tepe yöneticisiniz, bir karar verdiniz. Ama oradan buradan itirazlar geliyor. Bazen sertleşiyorlar. İşte bu konularda kırıcı dökücü olmadan anlatarak onlara bu sizin davanızı anlatmanız lazım. Management change. Şimdi burada bazen bakıyorsunuz gene kuş bakışı, firmanın bazı şirketin bazı yönleri çalışmıyor. Görüyorsunuz bunu. Rakamlarda görüyorsunuz, raporlarda görüyorsunuz. Ama uzun zamandır da boş ver deyip geçmişsiniz. Ama artık öyle bir an gelmiş ki yani kangren olmuş. Oraları söküp atmanız lazım. Burada da yani hem ileri görüş hem de kararlılık tekrar devreye giriyor. Leading employees, bu da çok önemli. Yani liderlik gösterme. Şimdi bazen espriyle, bazen şakayla, bazen yan yana oturarak, belki bir öğlen yemeği yiyerek işçilerle yakın oluyorsunuz ve onların derdini anlıyorsunuz, onların derdine çözüm olmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir liderlik yaparsanız o zaman siz bayağı başarılı olursunuz. Bunlarla ilgili link en aşağıdadır, orada görebilirsiniz. Şimdi bakalım NGO'da ne oluyor? Yani STK'da ne oluyor? Bakın STK'ya, iletişim ikisinde de var. İletişim yalnız STK'larda değişik. Şimdi orada paydaşlar değişik. Orada bağışçılar var bir tarafta. Öbür tarafta da
bağışı kabul edenler var. Yahut da oraya ne diyelim artık yani projeyi kabul edenler var. Genellikle işte fakir grup, sorunlu grup, bunlar bağışları kabul eden taraf. Bu ikisi arasında denge kurmanız lazım. Bazen yaptığınız yardımı bile istemeyebilirler. Özellikle büyük STK'lardan bahsediyorum. Onun için burada iletişim çok önemli. Ondan sonra şahsi kabiliyetler çok önemli. Takım oyunu, tartışabilmek, pazarlık yapabilmek, fikirlerini satabilmek, ondan sonra karşı tarafa güven vermek. Bunlar çok önemli olaylar. Hepsi birden harmanlanırsa o iyi bir yönetici oluyor. Üçüncüsü de uyum, çevreye uyum. Özellikle STK'larda, büyük STK'larda hem coğrafya değişiyor, hem hedef kitle değişiyor, hem projeler değişiyor. Bunlara uyabilmeniz lazım. Birçok büyük firmalarda bu sorun yok. Çünkü 3-5 product ürün yapıyorsunuz, yıllarca hep aynısını üretiyorsunuz. Orada böyle bir sorun yok. Ama STK'larda var. Tabii yönetim kabiliyetleri burada da bunu biraz daha böyle az evvel de bahsetmiştik. Kararlılık olacak, bütçeye uyacaksınız, bütçeyi aşamazsınız, stratejik vizyonunuz olacak, etrafınızı anlayacaksınız, tek başınıza değilsiniz. Ondan sonra takım yönetimi, bu da çok önemli. Bu 3-5 kişi de olur, 300-500 kişi de olabilir. Bunu yani arada kavga gürültü çıkarmadan, gruplaşmalar olmadan, polarizasyon yaratmadan takımı yönetmek lazım. Sonra, hocam çok özür dilerim. Buyurun. Bu arada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Son 5 dakikamız olduğu için size ekstra bir geç başladığınız için bir 5 dakika daha verdik. Sağ olun. 5 dakika çok içinde toparlarsanız çok memnun olurum. Tamam. Hocam. Süratle toparlıyorum. Çok sağ olun hocam. Evet. Yani buradan şuraya geliyorum. Kırmızı tabloyla mavi tabloya bakınca hepsi aynı değil arkadaşlar. Yani şimdi ben böyle çok duyuyorum, millet de diyor ki canım işte o firmadan çıktı, bu STK'ya girdi. Aynı şey değil, formasyonları değişik. Şimdi burada Amerika'da birçok üniversite bu konuda dereceler veriyor, master derecesi bile veriyorlar. Mesela tipik bir master okulunda şunlar öğretiliyor, modül 1, modül 2. Yani bunlara da tek tek girecek zaman yok ama bakabilirsiniz. Ali hocam eminim bunları size dağıtacaktır. Ve orada mesela tipik bir üniversitede tipik bir master nasıl oluyor? Buyurun, burada tedrisat var. Şimdi herhangi bir yöneticiye sorun, yenilişim ister misiniz? Oo, tabii derler ama hiçbir yapmaz. Neden? Çünkü çok yükleri var. Burada çıkarılacak sonuç, yenileşim için bir ekip kurmak lazım ve bu ekibin önünü açmak lazım. Buradaki mesaj bu. Şimdi bazen de firmada sadece yenileşimcilerle görüşürseniz öbürleri küsüyor. Bizim fikrimiz yok mu? Bizi niye küçük görüyorsunuz? Bunlarla da görüşmek lazım. Buraları mesaj, hiç kimseyi küçük görmeden herkese sormak lazım. Kim buldu Innovating, burada da yine yenileşimdeki ehliyetler konusu. Bunu da atlıyorum. Gene bakarsınız şeyde. Şimdi efendim, çok önemli bazı web siteleri var. Bir tanesi Chronicle of Philanthropy, öbürü Stanford, the other one is San Francisco Üniversitesi. Burada yapılan tartışma şu. Yani bu iki grup, ticari grupla STK arasındaki yani istenen kabiliyetler ve ehliyetler aynı gibi görünüyor ama değil. Formasyonları değişik, vizyonlar değişik, derinlik değişik, projeler, kaynaklar, sorunlar, riskler, tehditler, hepsi değişik. Bunlar aynıdır deyince kaybedersiniz, aradaki farkı kaybedersiniz. Sonuç olarak da şöyle bitirmek istiyorum. Yönetici kabiliyetleri hem ticari firmalarda hem STK'larda
birbirlerine benziyor ama benzemeyen noktaları daha fazla. Ben bu mesajla bitirmek istiyorum. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz size vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Çok sağ olun tekrar efendim. Ben evet. Teşekkür ederim. Teşekkür çok ederiz Ergün Başkanım. Çok sağ olun, çok teşekkür. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Notlarınızı bize arkadaşların tamamına dağıtacağız. Tamam, sağ olun, teşekkür ederim. Her zaman emrinizdeyiz bu tip çalışmalarınız için. Bütün katılanları da tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Çok teşekkür ederiz. Siz bizim gururumuzsunuz Amerika'da. Sağ olun. Aynı şekilde evet. Siz de bizim. Sağ olun. Efendim Sayın Ergün Kırlıkovalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Türk-Amerikan Dernekleri Meclis Başkanı, ATA Başkanı kendisi. Evet. Evet, şimdi gelelim. Pardon, çok özür dilerim. Özgür Hanım, Ali Hocam'ın da izniyle araya girip çok kısa bir katkı sunabilir miyim? 30 saniye. Hocam 30. Çok kısa, çok kısa tabii. Çok kısa, slaytları paylaştığında çok onur duyarız paylaşacağız. Ergün Hocamız. Yalnız slaytlarda örgütsel sinizmi i ile değil e ile, yani senizm olarak yazmış. Senizm nacizane bana ait bir kuram. Sinizmle senizm farklı. Türkçe çevirisi sinizm. 2 i ile geçiyor. 2 i ile mi? 2 i ile sinizm diye. Senizm, sencilik. Tamam, onu o zaman değiştireyim. Değiştireyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun onu efendim. Değiştirelim. Doçent Doktor Erdal Şen, katkılarınız için size de teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi tabii yeni bir alana geçiyoruz. Yeni bir panelimize geçiyoruz. Gerek dünyamızda gerekse ülkemizde barışın, uygarlığın çimentosu olan halkın sesini duyurmada ve dayanışmada etkin rol üstlenen önemli örgütlenmelerden biri de kuşkusuz ki sivil toplum kuruluşlarıdır. Zira bireylerin mutlu, sağlıklı bir toplum olmasında STK'ların etkisi yadsınamaz. Evet, birinci örgütlerin yönetimi Uluslararası Kongresi'nin bu bölümünde STK'ların temel yönetim değerleri ve yansıttıkları başlıklı panelimiz olacak. Paneli Mars Salonu'nda yönetmek üzere Profesör Doktor Sayın Hasret Çomak'ı davet ediyoruz. Bu arada hemen panel katılımcılarımızı da davet edelim. Efendim, Kültür ve Turizm eski Bakanı Sayın Ercan Karakaş, hoş geldiniz. ASKON Anadolu Arslanları İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Orhan Aydın, hoş geldiniz efendim. Ortak Yaşamı Geliştirme ve Kurucu Başkanı Sayın Yusuf Doğan, hoş geldiniz. İstesop İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Faik Yılmaz da bizimle birlikte. Hoş geldiniz Faik Bey. MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Sayın Bülent Forta'yı da davet ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Bülent Forta. Profesör Doktor Sayın Hasret Çomak. Efendim söz sizin, buyurun. Çok değerli konuklar. Bu oturumumuzun başlığı hükümet dışı organizasyonlar, hükümet dışı kuruluşlar. Başta Sayın Bakanımız ve diğer başkanlarımıza teşviklerin için saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Onur verdiğiniz panelimize. Efendim tabii 5 konuşmacı görünüyor. Şu anda yaklaşık 1 saatlik zamanımız var. Zamanı çok etkin ve verimli kullanmak zorundayım. Mümkünse 10'ar dakika süreyle zamanı tayin etmek istiyorum. Sayın Bakanıma ilk sözü veriyorum. Sayın Karakaş, buyurun efendim. Sesinizi açabilirsiniz efendim. Sesinizi açabilir misiniz? Sayın Bakanım, sesinizi açabilir misiniz? Sayın Bakanım, sesinizi açabilir misiniz efendim? Ercan Bey, sol alt köşede bir kırmızı mikrofon işareti göreceksiniz. O kırmızı mikrofon işaretine basıp kaldırmanız lazım o kırmızı çizgiyi. Ekranınızda sol alt köşede bir kırmızı mikrofon işareti görüyorsunuz. Bir dakika. Tamam efendim, açıldı. Uygun, buyurun. Açıldı, tamam. Buyurun Sayın Bakanım, buyurun efendim. Evet, önce oradaki bütün konuşmacıları, yöneticileri selamlıyorum. Tabii önemli bir konu. Sivil toplum örgütleri. Çünkü eğer demokrasi içerisinde yaşayacaksak, demokrasi yurttaşların katılımıyla yaşar. Yurttaşların aktif katılımı olmadan demokrasiler maalesef yerleşmiyorlar ve zaman zaman da ortadan kalkabiliyorlar.
O nedenle sivil toplum, sivil toplum örgütleri çok önemli. Tabii sivil toplum deyince, sivil toplum örgütleri deyince birkaç özelliğini tekrar ben söylemek istiyorum. Bir kere devletten bağımsız olmaları gerekiyor. Aynı şekilde kar amaçları olmadığı için ekonomiden, paradan bağımsız olmaları gerekiyor. Ve gönüllülük esasına dayanması gerekiyor. Yani gönüllü olarak insanlar bir araya gelirse oluyor. Bir de tabii sivil toplum diye de zaman zaman adı geçen meslek örgütlerimiz var. Çok güçlü örgütler. Mühendis odalarından tutun barolara kadar. Onlar da sivil toplum işlevi görüyor. Hem kendi üyelerinin gelişmesine katkıda bulunuyor hem de kendi alanlarında toplumun ilerlemesine katkıda bulunuyor. Fakat orada gönüllülük yok. Zorunlu üyelik var. Yani mühendisseniz oraya üye olacaksınız. Ya da avukatsanız üye olacaksınız. Ama buna rağmen o örgütler de sivil toplum örgütleri sınıfına girer. Keza sendikalar ve kooperatifler, onlar tarihi olarak bence en eski sivil toplum örgütleri. Düşünelim, sanayileşmeyle birlikte işçiler örgütlendiler, önce dernekler kurdular, sonra sendikalar kurdular ve çalışma hayatında birçok hak elde ettiler. Aynı şekilde kadın sivil toplum örgütlerini düşünürsek, eğer onların 10 yıllardır hatta 100 yılın ötesindeki mücadeleleri olmasaydı belki kadınlar bugün bu eşit haklara en azından kağıt üzerinde böyle sahip olamazlardı. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri özellikle bugün yani toplumların çok karmaşık hale geldiği, çok çoğulcu hale geldiği, bir tek merkezden, bir tek akılla yönetilemediği bir toplum yapısında çok çok önemi var. Görüyoruz gelişmiş demokrasilerde daha çok sivil toplum örgütü var. Onlar daha etkinler. Sebebi de çok basit. Sivil toplum örgütleri ancak birey özgürse kurulabilir ve gelişebilir. Birey özgür olacak ve toplumun da örgütlü olması istenecek. Toplumun örgütlenmesine özellikle iktidarlar, devlet yardımcı olacak. Örgütlü toplumdan korkmayacak ve devletin dolayısıyla kendisi de demokratik olacak. Demek ki özgür birey, örgütlü toplum aynı zamanda demokrasiyi geliştiren bir şey. Bunların üçü birbiriyle ilintili. Tabii çok çeşitli alanlarda sivil toplum örgütleri çalışıyorlar. Kültür alanı var, spor alanı var, dayanışma alanı var, yardımlaşma alanı var, araştırma alanı var, siyaset alanı var. Yani çok amaçlı şeyler var. Bugün bu toplantıları düzenleyen vakfı ele alırsak, Ortak Yaşam Destekleme Vakfı, ben de üyesiyim. Gerçekten çok iyi bir iş yapıldı. Özellikle Türkiye'de ortak yaşam çok zedelendi. Çünkü maalesef siyaset yanlış bir anlayışla karşı tarafı düşmanlaştırma üzerine kuruluyor ve insanların birbiriyle diyaloğu, tartışması, verimli tartışması da ortadan kalkıyor. O yüzden ortak yaşamı destekleyen bir vakfın da kurulmuş olması Türkiye'de çok özel bir durum. Gerçekten çok yararlı bir şey. Yani şu anda Ercan'ı sen çıkarabilirim. Konuşabilirim değil mi? Şu an mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz sayın katılımcılarımız? Şu anda bizi duyuyorsanız lütfen mikrofonlarınızı kapatınız. Çok teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Karakaş. Evet, o bakımdan burada tabii bizim ülkemizde sivil toplum örgütleri henüz çok güçlü değil. Bunda sebepleri var. Az evvel söylediğim gibi eğer özgürlükler gelişmediyse, birey özgür değilse, sivil toplum örgütü kurmak, bir dernek kurmak, bir vakıf kurmak birçok bürokratik kurallara bağlıysa bu iş tabii olmuyor. Hatta dernekte olmak, vakıfta olmak, sivil toplum hareketleri içinde olmak belli iktidarlar tarafından neredeyse tehlikeli gösteriliyor. O bakımdan zayıf gidiyor ama yine de buna rağmen insanlar sendikaların dışında, kooperatiflerin dışında da Türkiye'de yüzlerce konuda çalışma yapan sivil toplum örgütlerini oluşturdular. Ve bunlar daha çok büyük şehirlerde, başta İstanbul olmak üzere ve Marmara bölgesinde yoğunlaşıyor. Doğu'da, Güneydoğu'da daha az sivil toplum örgütleri var. Mesela bir sivil toplum örgütü kurarken de çok büyük bürokrasi var. Ya da İstanbul'da kurdunuz, Ankara'da, İzmir'de kurdunuz ama onun şubelerini açacaksınız. O da büyük formalitelere bağlı. Yani demokratik bir devlet aslında sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarını kolaylaştırdığı gibi onların belli şekilde gelişmesine de katkıda bulunur. Mesela bazı yerel yöneticiler, bizim Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nde bunu yaptılar. Bazı başka belediyeler de var. Tabii güçlü sivil toplum örgütleri var mali yönden. Çünkü onu kuranların mali katkısı çok büyük oluyor. Bir de
ancak kendi çalışmalarını yürütebilen mali güce sahip sivil toplum örgütleri var. İşte mesela sivil toplum örgütlerine bazı belediyeler sivil toplum siteleri kurdular. Sivil toplum bürolarının hepsini bir araya topladılar, mali yönden zayıf olanları ve desteklediler. Ya ben şuna inanıyorum. Evet, demokrasilerde siyasi partiler çok önemli ama eğer sivil toplum güçlü olmazsa, sivil toplum yayılmazsa toplumun içerisine, demokrasinin de gelişmesi ve demokrasinin giderek derinleşmesi, bir yaşam biçimine dönüşmesi zor oluyor. Tabii sivil toplum örgütlerinde kendi işlerinde çoğulculuğu, demokrasiyi, özgür tartışmaları, karşı görüşleri dinlemeye kültürünü de geliştirmeleri gerekiyor. Yani tartışma kültürü özellikle sivil toplum örgütlerinde bir görevi haline geliyor. Çünkü partilerde dediğim gibi düşmanlaşma olduğu zaman bir tartışma ortamı, eşit tartışma ortamı ortadan kalkıyor. O yüzden bir de sivil toplum örgütlerinin bağımsızlığı, özelliği daha doğrusu çok önemli. Birçok hükümet iktidar olduktan sonra, bugünkü durumda Türkiye'de biz bunu yaşıyoruz, kendisine bağımlı, özel olmayan sivil toplum örgütleri oluşturmaya çalışıyor. Ve onlar da varsa devletin bu konudaki çabaları, imkanları, ondan daha çok yararlanıyorlar. Bu tabii çok yanlış bir şey. Sivil toplum örgütlerinin yaptıkları işler, topluma yaptıkları katkılar ve onların gelişmişlikleri, liyakatları esasına göre devletten, devlet kurumlarından, belediyelerden eşit yardım alabilmeleri lazım. Yani onları bağımlı hükümetlere, belediyelere itaat eden birer örgüt haline getirmemek gerekiyor. Son yıllarda belki olumlu bir gelişme, kent konseyleri kuruldu. Biliyorsunuz her belediye çevresinde bütün derneklerin, o çevrede yaşayan insanların oluşturduğu derneklerin, vakıfların da katılımıyla bu kent meclisleri kuruldu. Onlar belli bir çalışma yapıyorlar. Sorunları var. Burada ayrıntısına girmek istemiyorum ama mutlaka sivil toplum örgütlerinin siyasete bir şekilde dışarıdan da olsa kendi alanlarında katkı yapmasının kanallarının açılması gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'nin belli sorunları ve toplumların belli sorunları daha iyi çözülecek. Başka bir sorun, elbette dünya küçüldü. Bu küreselleşme çağında iletişim olsun, ülkeler arasındaki ilişkiler olsun çok gelişti her bakımda. Sivil toplum örgütlerinde çeşitli ülkelerdeki örgütlerin bir araya gelerek ortak çalışmaları var. Hatta bazen hareketler olarak ortak çalışmaları var. Ama demokrasisi eksik olan ülkelerde, örneğin bizim ülkemizde, bu yurt dışındaki sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yapmak bazen çok farklı yorumlanıyor. Hatta neredeyse ülkeye karşı hareketler olarak görülüyor. Halbuki diyelim bir insan hakları derneği, bir kültür derneği, bütün ülkede bu alanlarda çalışma yapanlarla görüş alışverişinde bulunması, ortak projeler geliştirmesi ve belli dünyanın ortak yahut Avrupa Birliği'nin ortak fonlarından birlikte yararlanmaları teşvik edilmesi gereken bir şey. O bakımdan sivil toplum demokrasilerde olmazsa olmaz araçlardır. Bunların geliştirilmesi gerekiyor. Çeşitli alanlar var tabii ki. Ama sivil toplumun da aynı şekilde hem devletten bağımsızlığını, özelliğini koruması, hem de kendi içinde katılımı, çoğulculuğu artırması gerekiyor. Yani genel olarak benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Yani çok sesliliğin de bir gereğidir zaten sivil toplum örgütlerinde olması. Tekrar altını çiziyorum. Eğer sanayileşmeyle birlikte belli sivil toplum örgütleri, sivil toplum hareketleri ortaya çıkmasaydı, bugün hem sosyal haklar, çalışanlar bakımından, hem kadın hakları konusunda bu geldiğimiz seviyede olamazdık. O yüzden böyle büyük katkıları var. Özellikle 68 gençlik hareketlerinden sonra bizde ve bütün dünyada sivil toplum, sivil toplum hareketleri, gençlik hareketi, diğer hareketler çok geliştiler. Bunların demokrasi tarafından içselleştirilmesi, desteklenmesi bütün toplumlar için çok gerekli. Ama Türkiye'de dediğim gibi çok büyük sorunlarımız var. Kuruluşundan alın da şeye kadar. Bu arada bakanlıkla ilgili, benim zamanımda sadece Kültür Bakanlığı'ydı, turizm değildi. Oradan bir örnek vermek istiyorum. Bir siyasete giriyorsunuz, bir konunun bakanı oluyorsunuz, siyasetin gereği, ve o bakanlıktaki sizin tabii hitap ettiğiniz toplum kesimleri var. Onların da sivil toplum örgütleri var. Mesela Kültür Bakanlığı'nda bizim ilişkide olduğumuz onlarca sivil toplum örgütü var.
sinemadan tiyatroya kadar, yayıncılıktan edebiyata kadar birçok sivil toplum örgütü var. Eğer siyaset konuları, kültür sanat alanındaki konuları gerçekten verimli bir şekilde ele almak ve somut çözümlere kavuşturmak istiyorsa yapması gereken şey gayet basit. Bu insanlarla iletişime geçmek, onları dinlemek, çözümlere onları da katmaktır. Mesela ben ses bunu gitti. Yapmaya çalıştım. Bunu yapmaya çalıştım ve çok da verimli oldu. Çünkü sesim geliyor mu? Biz sizi duyuyoruz Sayın Karakaş. Evet, tamam. Geliyor Sayın Bakan. Yani o yüzden siyasetin bir kazancı aslında. Sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşması, kökleşmesi, evet, çeşitlenmesi çok önemli bir şey. Sayın çünkü, Bakanım, bir dakikada toparlayabilirsiniz efendim. Toparlayayım tabii. Yani şu örneği veriyordum. Bakanlığım zamanında çeşitli sorunlar vardı. Kültür sanat alanının, az evvel söylediğim gibi, sinemadan tiyatroya, işte oradan görsel sanatlara, plastik sanatlara kadar, yahut mekan meseleleri, edebiyat, yayıncılık. Bütün bu grupları ayrı ayrı davet ettik. Hepsini dinledik. Hepsiyle konuştuk. Hepsini zaten kendi alanlarında çok yetişmiş insanları var, raporları var. Bunlar aynı zamanda siyasetin ve belli bakanlıkların işlerini daha hızlı ve daha doğru yapmasına da büyük katkıdır. Yani önümüzdeki demokrasi de son olarak şunu söyleyeyim, statik bir şey değildir. Demokrasinin de daima gelişmesi, demokratikleşmesi gerekiyor diye bir kavram var, ona katılıyorum. İşte bunlardan bir tanesi de demokrasinin sivil toplum örgütlerini ciddiye alması, onları yönetime katması, bunun adına yönetişim diyoruz. Onlarla birlikte sorunları çözmeye çalışması toplum için çok yararlı olacaktır. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim güzel ben sunumunuz için. Efendim orada bir yönetici arkadaşımız host yetkisini size vermiş. O mavi butona, mor butona basarak onu geri iade edebilir misiniz? Hangi butona? Mor butona. Cumali Hocam açıklayabilir misiniz? Sayın Bakanım orada mor, benim üzerime Cumali Yaşar üzerine geldiği zaman mor değil, make host yaparsanız sevinirim başkanım. Ama şu anda bir dakika. Vallahi Cumali Yaşar. Cumali Yaşar başkanım. Ama Cumali geldi, basıyorum şimdi, tamam. Make host yaparsanız sevinirim başkanım. Bakanım. Ne yapayım, size mi göndereyim? Evet. Tamam, düzeldi mi Cumali? Henüz abi olmadı başkanım. Henüz olmadı. Olmadı. Cuma basıyorum. Make host. Bir dakika. Niye yapamadım ben bu işi? Üç noktaya bastınız mı Sayın Bakanım? Yok, gerek yok hocam. Make host gerek yok. Tamam. Devam edelim hocam. Devam edelim. Devam edelim. Tamam, peki. Ben ya bir şey söyleyebilir miyim hocam? Efendim buyurun. Hocam Cumali hocamızın isminin üstüne gelin mouse'la. Cumali hocamın adını gördün mü hocam katılımcıdan listesinde? Bana mı söylüyorsunuz? Evet hocam, sizi söylüyorum. Bakanım. Bir dakika bakayım ben. Gördüm şimdi, ismini görüyorum. Üzerine geldiğinizde hocam More yazıyor. More. 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 Bir dakika. Organizasyon komitesi. Hocam altta participants yazıyor ya, participants. Son altta. İlk önce ona tıklayayım. Ya ben yanlış bir yerdeyim. Ben bunu kapatıp tekrar açsam daha mı iyi olacak? Yok hocam, siz çıkmayın. Kimin participants. Participants kısmı. Tamam hocam. Devam ederim hocam başkanım. Devam ederim hocam. Tamam. Devam edelim. Devam ediyoruz efendim. Sayın Orhan Aydın, ASKOM Başkanı. Sayın Başkanım buyurun efendim. Süremiz 12 dakika. Sayın Bakanım, kıymetli başkanlarım, değerli hocalarım. Hoş geldiniz. Sesinizi açabilir misiniz? Sesinizi açar mısınız Sayın Başkan? Ses gitti başkanım, ses. Ses. Ses, kırmızı buton. Evet. Şu an geliyor değil mi? Süper. Sayın Bakanım. Buyurun devam edin efendim. Buyurun. Sayın Aydın. Orhan Bey, görüntünüz kayboldu. Tekrar bir tıklar mısınız? Sesiniz kıymetli başkanlarım, değerli hocalarım. Tamam.
Sesim var. Nasıl, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Devam edin, buyurun. Süper, süper. Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle bu güzide programı hayata geçiren kıymetli hocam, değerli hocam, Profesör Doktor Ali Akdemir hocama ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ve sizleri de en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum efendim. Tabii ki bu programlar daha öncesinde de Sayın Hocam'la birlikte üzerinden defaaten üzerinde toplantılar yaparak eksikliğini ziyadesiyle hissettiğimiz hem iş dünyası tarafında hem de sivil toplum kuruluşlar tarafında önemli bir eksikliği kapatacağına inanmış olduğum bu birinci örgütlerin yönetimi uluslararası kongresinin hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Çok değerli katılımcılar, Sayın Bakanım, sivil toplum kuruluşları devlet ve özel sektörün ulaşamadığı alanlarda faaliyet göstermektedir. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Bizler, bizim gibi sivil toplum kuruluşları devletin dahi, milletvekillerimizin dahi, parlamentonun üzerinde ve tamamen sivil toplumdan oluşan önemli bir olgudur. Bugün bakıldığında dünyada özellikle gelişmiş ekonomilere bakıldığında sivil toplum kuruluşlarının önemini ziyadesiyle görmekteyiz. Bugün Türkiye'de de çok şükür ki hızlı bir şekilde sivil toplumun büyüdüğünü, yayıldığını, tüm şehirlerde doğudan batıya ulaşılması zor denilen tüm noktalara kadar sivil toplum kuruluşlarının artık şubeleşmelerini, tabiri caizse oralarda teşkilatlanmalarını izlemekteyiz. Bu vesileyle bizler taşıdığımız misyonun ne kadar büyük bir önem arz ettiğinde olmamız dolayısıyla da önemli bir toplumsal işleve ve toplumsal dinamikleri etkileme gücüne de sahibiz. Biliyoruz ki sivil alanda kaldıkça ve kendi gücümüzle varlığımızı sürdürdükçe etkilerimiz daha da çok artacak ve gücümüz daha da çoğalacaktır. Kıymetli konuklar, günümüzde sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili unsurların yaşamın her alanında ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu bağlamda sivil toplum örgütlerinin 4 temel alanda değerlendirebildiğimizi ifade etmek isterim. Bu alanlara bakıldığında bizlerin de içinde bulunduğu ilki ekonomik örgütler, partilerin de içerisinde bulunduğu siyasi örgütler, biraz önce kıymetli bakanımın da ifade etmiş olduğu gibi kültürel örgütler ve son olarak da dini örgütler olarak sivil toplum kuruluşları bizler 4 alanda izlemekteyiz. Ne var ki üye yapısı geniş büyük organizasyonları tek bir alana koymuyoruz, koymamaya gayret ediyoruz. Zira büyük yapılar toplumu ilgilendiren her konuda çalışmalar yürütmekte ve bu konulara eğilmektedirler ve bunu da görev bilmektedirler. Bir nevi bu bir zorunluluk haline gelmiştir. Talebin olduğu yerde arz da olmaktadır. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği de geniş üye yapılanması ile birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. Bu vesileyle genel başkanlığını yürüttüğüm Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin tüm teşkilatımızın, illerimizin yönetim kurulu üyelerimizin öncelikle sizlere selamlarını ileterek ASKON hakkında kısaca sizlere de bilgi vermek isterim. ASKON 1997 yılında ekonominin artık zor bir sürece girdiği, gecelik faizlerin %150'lere ve tüketici fiyatlarında %72.8'leri bulan enflasyonun olduğu dönemlerde kurulmuş ve o günden bugüne kadar da büyüyerek bugün 8.000'in üzerinde iş insanı ve Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaklaşık şu anda 64 şehrimizde yapılanmasını oluşturmuş ve dünyanın 24 ülkesinde de şube ağıyla devasa bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Ve ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararınca da kamuya yararlı bir dernek statüsü kazanmıştır. Bugün ASKON olarak 8.000 üyeyle biraz önce ifade etmiş olduğum gibi 17.000'in üzerinde işletmeye sahip ve işletmelerimizde 700.000 kişiye istihdam vermenin de gururunu yaşamaktayız. Derneğimizin görevine bakıldığında tüccar, sanayici ve iş adamları topluluğumuzun ekonomik ve sosyal gelişiminde öncü ve sürükleyici bir kesim olduğu inancı ile demokrasi
ve evrensel insan hakları ilkelerinin düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetlerinin tam olarak ortaya çıktığı bir toplumsal yapının gelişmesine ve toplumsal yapının güçlenmesine, Türkiye'de serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının tam olarak yerleştirilmesine, haksız rekabetin engellenerek sermayenin tekelleşmesinin önüne geçilmesine, ayrıca ülkemiz sanayi ve hizmet sektörünün ileri teknoloji ve desteklenmiş doğal ve insan kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda günümüzün ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunabilmek adına bünyemizde birçok komisyonumuz ve sektörlerimiz bulunmakta. Kabaca komisyonlarımıza bakıldığında Teşkilatlanma Komisyonu, Sektörler Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, ARGE ve Yeni Yatırım Komisyonu, Üye İlişkileri Komisyonu, Mali ve Sosyal İşler Komisyonu olmak üzere 6 üst çatı kuruluş olarak genel başkanlığımızın altında genel başkan yardımcılığı göreviyle bu komisyon başkanlıkları ve komisyon üyeleri bulunmakta. Bununla birlikte 16 farklı sektörde, sağlık sektöründen eğitim sektörüne, elektrik enerji sektöründen tekstil sektörüne kadar 16 farklı sektörün hem genel merkezimiz olan İstanbul'da hem de tüm Türkiye'deki yapılanmasıyla bu alanda üyelerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ayrıca tabii ki biz iş insanları olarak her zaman iş insanlarının geleceğin gençlerinden oluşacağına ve geleceğin işte bugünkü çok önemli olan bu toplantının da hem Ali Akdemir hocamın üzerinde defaten durmuş olduğu girişimcilikten tutunuz, aynı zamanda STK'lıcılığın ne kadar önemli olduğunu her zaman gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ve bunun için de gençliğin ve genç kardeşlerimizin ne kadar önemli olduğunu düşünerek de ASKON bünyesinde Genç ASKON yapılanmasında hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bugün üniversiteden iş dünyasına kadar 35 yaşının altında genç 1500 kardeşimiz de Genç ASKON çatısı altında hizmet etmekte ve önümüzdeki süreçte iş adamı olarak adaylıklarını sürdürmektedirler. Çok kıymetli konuklar. Bu sesim geliyor bu arada değil mi? Sesiniz geliyor, merak etmeyin, buyurun lütfen. Çok kıymetli konuklar. Elbette profesyonel kadro oluşturmak, teşkilat ve organizasyon yapımızı oluşturmak her şeyi gerçekleştirdiğimiz anlamına da gelmemekte. Her yaşayan organizma gibi sivil toplum kuruluşları da dönemsel olarak kendini revize etmek durumdadırlar. Bizler ileriye yönelik öngörülerimizi geliştirerek bu bağlamda kendimizi yenileyebilirsek ayakta durabileceğimize inanıyoruz. Yoksa kurulduğu gündeki vizyonla bugünkü vizyonu taşımamızın mümkün olmadığını her ortamda, her toplantımızda olabildiğince dile getirmekteyiz. Çünkü bugün bakıldığında teknolojiden inovasyonlara kadar bugün hem Türkiye'nin hem dünyanın hızlı bir şekilde büyüdüğü atmosferde şirketlerimizin artık know-how'ını hızlı bir şekilde know-how kapasitelerini geliştirdiği ve teknolojisini geliştirdiği durumlarda biz sivil toplum kuruluşları da hizmet etmiş olduğu alanlarda kendilerini geliştirmek ve her zaman daha iyisini gerçekleştirebilmek için gayret etmek durumundadırlar. Dönemsel olarak da biz bunları daha yakından takip edebilmek adına çalıştaylar yapmaktayız ve günümüzün değerleriyle yarınlara masaya yatırarak doğruları bulmaya çalışıyoruz. ASKON olarak bizde genel merkez ve şube yöneticilerinin bir arada olduğu yaklaşık 300'e yakın yöneticimizin katılım ile sağlandığı 11. ASKON Vizyon Çalıştayı'nda bir araya gelerek ASKON'un dünü, bugününü ele alarak ASKON'un SWOT analizini gerçekleştirdik. Bu çalıştayda ortak akıl ve beyin fırtınasıyla kurumsal kimliğimizi, ilkelerimizi belirleyerek yeni sloganlarımızı da oluşturmuş olduk. Vizyon ve misyonumuzda neler yaparak daha güçlü ilkeleri ortaya çıkardık. Gelecek 5 yıllık hedeflerimizi belirleyerek önemli bir beyin fırtınasını da yine Ali Akdemir hocamızın başkanlığında gerçekleştirmiş olduk. Son olarak da üyelerimize yönelik hedeflerimizi belirleyerek ülke kalkınmamıza yönelik hedeflerimizi de saptamış olduk. Bu alandaki çalışmalarımızda kıymetli hocalarımızın önderliğinde sürekli bir araya gelerek
üzerine daha ne katabiliriz diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saygıdeğer dostlarımız, dünya nüfusunun hızla arttığı ve insan gereksinimlerinin çeşitlilik arz ettiği çağımızda sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük ruhunu kaybetmeden daha organize ve verimli çalışmaları oldukça önem arz etmektedir. Biraz önce Sayın Bakanımız da bir sivil toplum kuruluşunun nasıl olması gerektiği hususunda, nelere haiz olması gerektiği hususunda önemli bilgiler paylaştılar. Kendilerine ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten bugün sivil toplum kuruluşları, işte bizim gibi derneklere bakıldığında, bizler bir oda değiliz. Bizler bir birlik değiliz. Dolayısıyla tamamen 8000 tane gönüllü iş insanının gönül vererek, cebinden vererek, harcayarak bu kurumu bir yere getirmeye gayret ediyoruz. Çünkü bugün bakıldığında zorunlu hiçbir gelirimizin olmadığı bir oda gibi, bir ticaret odası gibi, bir ihracatçılar birliği gibi, ama buna rağmen de insanların teveccühünün de arttığını görmekteyiz sivil toplum kuruluşlarına. Çünkü bugün işte örneğin sayın bakanlarımız bugün bir sivil toplum kuruluşumuzla, iş dünyasıyla görüşmeye başladılar. Haftaya da bizle birlikte istişarelerini yaparak önümüzdeki ekonomik reformlarla ilgili neler yapabilirizin görüşmelerini sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyorlar. Sayın Aydın, demek? Sayın Aydın, bir dakika içinde toparlayabilir misiniz efendim? Tabii ki, tabii ki. Bu neyi ifade ediyor? Bu şunun ifadesidir. Bugün devletin sivil toplum kuruluşlarına vermiş olduğu, dün de olduğu gibi bugün de önemini ifade etmektedir. Önümüzdeki süreçte bu sivil toplum kuruluşlarının hem sektörel bazda hem de bakıldığında birçok kültürel faaliyetlerde olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının geleceğini ziyadesiyle önemsiyoruz. Ancak burada hem devletimizin desteği şüphesiz önemli, ancak hocalarımızın, siz değerli kıymetli hocalarımızın bizimle beraber yürümesi, bizlere görüşlerini paylaşması ve eksik gördüğümüz, biz şüphesiz iş insanları olarak mevcutta zaten yoğun bir iş atmosferin içerisinde bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Sizlerin desteği ve sizlerin bize önerileri ziyadesiyle önemli. Ben tekrar bu organizasyonun, bu ilkini gerçekleştirilen bu organizasyonun ben ülkemize, iş dünyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve siz değerli hocalarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ve inşallah beşincisini, onuncusunu tekrar ve pandemisiz bir süreçte hep birlikte olabildiğimiz, sahnelerde olabildiğimiz, birlikte kürsülerde, birlikte yan yana oturabildiğimiz günlerde gerçekleştirmeyi ben temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, çok var olunuz. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Şimdi üçüncü konuşmacımız Sayın Yusuf Doğan, Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Başkanı. Sayın Doğan efendim, buyurun. Herkese merhaba. Sesim geliyor herhalde. Geliyor efendim, çok iyi. Buyurun. Birinci Uluslararası Yüklerin Yönetimi Kongresi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Akdemir ve Yönetim Kurulu üyelerinin düzenlemiş olduğu bu kongreden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yine ev sahipliğini yapan Aral Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Özgür Gözükaray'a ve yine Arel Eğitim Kurumları'nın kurucusu abimiz Kemal Gözükaray'a da bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kongrenizin de başarılı olmasını diliyorum. Ben Yusuf Doğan. Örgütsel faaliyetlerim 18 yaşından itibaren başladı. Tabii bunları hangisinden başlayacağım? Öncelikle lisede, Kabataş Erkek Lisesi'ndeyken, o zaman öğrenci yönetiminde. Daha sonra üniversite yıllarında 78 kuşağında İstanbul Yüksel Kültür Derneği'nin bir dönem genel sekreterliğini, bir dönem saymanlığını yaptım. Tabii daha sonra iş hayatına başladım. 1982 yılı ile 2000 yılları arasında, 20 yıla yakın. Ve en son olarak da şimdi Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. 4 yıl önce kurduğumuz bu vakıf. Şimdi kısaca bu gerek sivil toplum örgütleri, gerek dernekler, gerek vakıflardaki farklılıkları da içeren ve benim yaşantımla da bağlı olarak buradaki çalışmalarımızla ilgili kısaca sizlere bilgi vermek istiyorum. Tabii lisedeyken bizim o zamanki amaçlarımız lisedeki öğrencilerin başarılarını etkileyecek kültürel faaliyetleri sürdürmekti.
Üniversitedeyken bizim o dönemde akademik ve öğrenci gençliğinin akademik demokratik sorunların yanında Türkiye'nin sorunlarına yönelik de bir mücadele içindeydik. O dönemde gerçekten çetin bir mücadele vardı. Daha sonra öğrencilik yılları bittikten sonra iş hayatına başladık. İş hayatına tekstil konfeksiyon sektöründe başladım. Sıfırdan başlayarak çok küçük bir şirkette başlamak şartıyla 8 tane Türkiye içinde ve yurt dışında olmak üzere 8 tane firmanın yani grup şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Tabii burada kısaca Türkiye'deki tekstil ve konfeksiyon yani giyim sektörüne de değinmemizde fayda var. Şimdi Anadolu coğrafyası çok dilli ve çok kültürlü bir coğrafya. Bu ta Roman İmparatorluğu döneminden bu yana sürekli giyimin ve tekstilin olduğu ve üretildiği bir bölge. Mesela o dönem büyük devlet adamı Cicero'nun Anadolu ile ilgili söylediği bir sözü size hatırlatmak isterim. Diyor ki Cicero, Anadolu'nun topraklarının verimliliği, ürünlerin çeşitliliği ve ihraç mallarının bolluğu açısından birçok ülkeyi geride bırakır diyor. Daha sonra Selçuklular zamanında da yine o dönemde Türkmenlerin zamanında özellikle çok miktarda yapmış oldukları sürü yani koyunlardan elde ettikleri yünden dolayı kilim ve halı dokumacılığı da yapmışlardır ve bunu Avrupa'ya satmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da aynı şekilde pamuklu ürünler üretilmiştir. Cumhuriyet dönemine gelince, Cumhuriyet dönemini 3 döneme ayırmak lazım. 1923 yılındaki Cumhuriyet dönemi Mustafa Kemal'ın kurduğu bu cumhuriyette o zaman Türkiye dışa bağlıydı ve Türkiye'deki giyim sektörüyle ilgili baktığımızda o dönem bizim ithalatımız ihracatımızdan daha fazlaydı. Tabii şimdi gelişmekte olan bir ülkenin yani geri bırakılmış bir ülkenin ürettiği şeyler eğer üretilen sadece ham madde ve yarım hamulsa bunları ihraç ettiği zaman katma değeri çok düşük olur. Ama onları üretip sattığı zaman katma değeri çok yüksek olur. Dolayısıyla bu dış ticaret dengesini oluşturur. Bizim özellikle ülkemizde 1930'dan sonra tekstil ve konfeksiyon sektörünün giderek geliştiğini görüyoruz. Özellikle 1970 ile 2002 yılları içerisinde Türkiye'deki dış ticaret açığının büyük bir bölümünü tekstil ve konfeksiyon sektörü oluşturuyor. Bu dönemde yani 33 yıl içinde 1970 yılı ile 2003 yılı içerisinde toplam Türkiye'nin ihracatı 431 milyon. Bu yani 431 milyar dolar. Bu 431 milyar içerisinde tekstil ve konfeksiyonun payı ise 128 milyar dolar. Yani 33 yıl içerisinde yapılan ihracat 128 milyar dolar. Aşağı yukarı Türkiye'deki tüm ihracatın %34'üne tekabül ediyor. Bu da Türkiye'nin dış ödemeler dengesinde ki finansal önemi açısından çok çok önemli. Bu dönemde benim de aynı şekilde sıfırdan başlayıp 8 tane şirketle bitirdiğim tekstil ve konfeksiyondaki yaşantım da aynı zamanda bizim o dönemde Türkiye İhracatçılar Birliği'nde yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Ve aynı şekilde yönetim kurulu üyeliği döneminde biz İTKİP Eğitim ve Kültür Vakfı'nı da kurduk. O vakfın da 20 sene yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Şu anda da mütevelliyet başkanlığını yapmak. Son olarak da biz Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı'nı kurduk 4 yıl önce. Aynı şekilde burada vakfımızın mütevelliyeti başkanı da olan Ali Akdemir, Sayın Profesör Ali Akdemir'e de buradaki bizim katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Şimdi bizim özellikle
gerek sivil toplum örgütleri olarak vakıflar, dernekler, gerek kar amaçlı kurduğumuz şirketlerdeki farklılıklar da var, buradaki birliktelikler de var. Yani birbirinde benzerlikler de var. Benzerlikleri nedir? Başlangıçta her iki şirkette de yönetim kurulu var. Her iki şirkette, özellikle mesela vakıflarda bizim aynı zamanda iktisadi işletmemiz de var. Yine devlete karşı, yani resmi dairelere karşı sorumluluğumuz var. Yani vergi dairesine karşı sorumluluğumuz var. SSK'ya karşı sorumluluklarımız var. Ama diğer taraftan kar amaçlı şirketlerde elbette ki bu sorumluluklar var, ama buradaki temel amaç daha fazla kar elde edebiliriz. Bizim dönemimizde en son benim grubumda 4000'e yakın insan çalışmaktaydı. Ama bu insanların birçoğunda sosyal güvenceleri yoktu. Herhangi bir sendikaya bağlı değillerdi. Sigortaları yoktu. Birçoğu atölyeler sadece oradaki çalışanların işe başlayıp ve bitirmeleri patronun iki dudağı arasındaydı. Tabii burada devletin de çok büyük suçu vardı. Devlet de bir denetim yapmamaktaydı. Şimdi bunlarla birlikte biz her amacımız daha fazla kar nasıl ederiz, o amaçla çalışıyorduk. Ama sivil toplum örgütleri, özellikle şu anda bizim mesela gerek İTKİP Eğitim Vakfı'nın bir amacı var. Oradaki amaç kültür ve eğitime hizmettir. 550 tane öğrenciye biz burs vermekteyiz o vakıf vasıtasıyla. Ortak Yaşam Geliştirme Vakfı'na gelince, Ortak Yaşam Vakfı isminden de anlaşılacağı gibi, isminden de anlaşılacağı bir vakfın etnik, dinsel, mezhepsel, cinsiyete dayalı farkları bir benzerlik olarak görmektir. Bu farkları korumak şartıyla barış içinde, kardeşçe bir arada yaşamayı savunuyoruz. Aynı şekilde hayvan haklarına karşı da saygılıdır. Doğaya ve yeşile karşı da saygılıdır. Temel amaçların içinde yaşlılarla ilgili bir barınma evi ve gençler için eğitim kurumları, barınma yurtları açmaktır. Bu vakfın içinde şu anda çok farklı siyasal düşüncesi olan, kültüre sahip olan, etnik yapıya sahip olan arkadaşlarımız mevcut. Bizim amacımız barış içinde ortak bir dünyayı kurmak, o şekilde bir mesajı dünyaya vermektir. Bu amaçla bir çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken toplumun içinde bulunduğu bugün çok önemli durumlarla da ilgileniyoruz. Mesela COVID-19'la ilgili olarak biz COVID-19 sürecinde hak ihlalleri, ayrıştırılan ve yalnızlaştırılan yaşlılar isimli bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyi Avrupa İnsan Hakları bağlamında ve aynı zamanda Avrupa'nın Avrupa Birliği Sivil Düşün Projesi kapsamında hayata geçirdik. Bu projedeki amacımız COVID-19 sürecinde yaşlı yurttaşların yaşadıkları sorunlar karşısında farklılıklar oluşturmaya, görünür hale getirmeye, kamuoyu oluşturmaya ve hak ihlallerinin yaşanmaması için baskı unsuru olmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken bir dakika içerisinde toparlayabilir misiniz mümkünse? Evet. Tabii bu amaçlarımızı hayata geçirmek için özellikle biz burada birçok sivil toplum kuruluşun temsilcilerini, kanat önderlerini, siyasetçilerin de düşüncelerini alarak videolar oluşturduk. Bu videoları gerek sosyal medyada gerek ulusal medyada paylaştık ve vakfımızın bundan sonraki faaliyetlerinde de bunları paylaşacağız. Ve son olarak vakıf yönetim kurulu olarak bizleri davet ettiğiniz için ve bize konuşma hakkı verdiğiniz için yönetim kurulu, bu kongrenin yönetim kurulu başkanı Ali Akdemir'in nezdinde yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim biz de teşekkür ederiz. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Şimdi son konuşmacımız MÜYAP Başkanı Bülent Forta. Sayın Forta buyurun efendim. Merhabalar. Ben de bu sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayayım. Bizim bir
sivil toplum örgütü olarak hem görevlerimiz hem organizasyon yapımız aslında buradaki oturumun da ana konusunu oluşturuyor. Yıllar önce ODTÜ'de işletme okurken ben kocaman panç odaları vardı. Böyle bir daire büyüklüğünde bugün bir cep telefonu yaptığı işlemlerin %1'ini yapamayan bir teknoloji üzerine çalışırdık. Derslerde de okutulan sivil toplum idaresi ya da şirket idaresinde esas olarak hiyerarşik bir yapının olduğu ve dolayısıyla bu hiyerarşik yapının bütün yönetimsel süreçleri belirlediği üzerinde ana ders konuları oluşurdu. Aradan yıllar geçti. Sonra bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık işletme teorisinde de bu terk edildi. Daha çok network bazlı bir örgütlenme ve daha çok çalışana, daha çok o network'ün içerisindeki insanlara inisiyatif tanınan bir yönetim anlayışına geçildi. Aynı zamanda teknoloji çok gelişti ve teknoloji de esas olarak bu katılım süreçlerini hızlandırabilen pozitif bir rol oynadı. Şimdi bizim içinde yer aldığımız endüstri aslında biraz bizim ülkemizde çok kavranabilen bir endüstri değil. Biz sonuç olarak kültür endüstrisinin bir parçasıyız. Kültür de soyut bir kavram. Halbuki biz Türkler genellikle somut şeyler üzerinde düşünmeye eğilimliyizdir. Soyut düşünceye çok yatkın değilizdir. Buradan kastım şudur. Soyut esas olarak bir fikir üretmektir. Bugün bilgi toplumunda bu fikri üretebilirseniz bu fikri uygulamak son derece kolaydır. Dolayısıyla bizim fikrin üretilmesini teşvik eden, dolayısıyla fikrin üretilmesinin vasatlarını yaratan bir anlayışa evrilmemiz gerekir. Örneğin şöyle bir ifade verilebilir. Bizim endüstrimizin en kanayan yaralarından bir tanesidir. İşte çok duyulmuştur işte korsan üretimler. Şimdi bizde örneğin bir müzik mağazasına girseniz, bir tane CD cebinize atsanız, hırsız olduğunuza dair hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Yani sizin de kuşkunuz yoktur. Sizi yakalayanın da kuşkusu yoktur. Çünkü maddi bir ürünü sonuç olarak temellük ediyorsunuz eski deyimle. Ama örneğin o CD'nin plastiğini değil de içindeki üretilmiş herhangi bir şeyi bir internetten indirdiğiniz zaman bunu ne siz kendiniz bir hırsızlık olarak görürsünüz ne de kamuoyunun algısı esas olarak bunun bir hırsızlık olduğuna dair. Halbuki bu soyut emek, yani onun içerisine nakşedilmiş olan soyut emek, o somut materyalden çok daha değerlidir ve çok daha kıymetlidir. Gerçekten bugün de dünyada bilgi üreten toplumlar, teknoloji üreten toplumlar en gelişkin toplumlardır. Ve dolayısıyla da mamul mal üretme hikayesi genellikle daha gelir düzeyi düşük ülkelere doğru evrilir. Dolayısıyla biz bu soyut somut ayrımında bizim mevcut sivil toplum örgütümüz odağında fikri mülkiyet hakları olan ve bu fikri mülkiyet haklarının dünya planındaki kadar bizim ülkemizde kabul görmesini sağlayan bir aktivasyon içerisinde. Aynı zamanda birçok uluslararası örgütün de biz Türkiye Milli Grubu'yuz. Mesela IFPI dünyadaki bütün müzik endüstrisinin örgütlerinin üst örgütüdür. Biz onun Türkiye'de bir milli grubu gibiyiz. UNESCO'nun bir parçası gibiyiz. Kültürel ifadelerin çeşitliliği komitesinde çalışıyoruz. Aynı zamanda da WIPO, yani Uluslararası Fikri Mülkiyet Örgütü'nün de Türkiye'deki bir manada yürütücüsü konumundayız. Şimdi biz bütün bu işi yaparken bir kere o da kültür endüstrileri kavramını da yerleştirmek istiyoruz. Çünkü kültür endüstrileri kavramı genellikle bizim gibi ülkelerde çok değeri bilinen bir kavram değil. Biz genellikle mamul mal üretimi, işte sanayi üretimi, işte tekstil üretimi gibi konulara odaklanmış bir ülke konumundayız. Kültürü bir endüstri olarak, onun o boyutuyla bir ekonomik değer olarak algılamaktan da çok uzağız. Efendim, çünkü kültür üretimi... Sıkılacaksak ne diyeyim?
Duyuluyor mu sesim benim? Hemen bir Ercan Bey, sizin acaba sesinizi kapatabilir misiniz aşağıdan? Sesiniz karıştığı için şu anda zannediyorum. Peki. Sen konuşmacımız. Tamam. Buyurun lütfen. Devam ediyorum ben. Dolayısıyla kültür endüstrileri bugün kültür üretimi bir buzdolabı üretimi gibi bir şey değil. Yani sadece ekonomik değerle sınırlı değil. Aynı zamanda bir moral değerle de kuşatılmış bir şey. Dolayısıyla biz kültür endüstrileri kavramının biraz ekonomik boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dünyada bugün entertainment sektörü, sinemadan, müziğe, müzikten, yayıncılığa kadar, hatta moda falan gibi kavramları da bunun içerisine koyarsanız, 2 trilyon dolar civarında, 4 trilyon dolar civarında bir ciro yapıyor ve bu aynı zamanda bir dünya rekabetinin de bir parçası. Biz şimdi son dönemlerde bunu yavaş yavaş televizyon dizilerinin ihracatından elde ettiğimiz gelir varsayımıyla, biraz dijitalizasyonun işte ne bileyim burada bir şarkı üretiyorsunuz, bunu New York'taki biri de satın alabiliyor. Böyle bir dijitalizasyonun getirdiği bir şey var. Çok giderek büyüyen ve geleneksel endüstrilerden çok daha önemli hale gelebilen bir endüstriye dönüşüyor bu. Yani şöyle söyleyebilirim ben size. Örneğin bir film, büyük ölçekli bir film. Mesela Harry Potter diye bir şeyi ele alalım. Harry Potter neredeyse bizde bir Maraş ili bir kadar, bir Gaziantep ili kadar ciro yaratıyor dünyada. Onun kupaları satılıyor, filmi satılıyor, işte ne bileyim kitapları satılıyor, sesli kitapları çıkıyor falan. Ya yani buradan yaratılan olan marka en azından bütün ülkeye çok büyük bir katma değer getiriyor. Buna benzer örneğin bir Bolşoy Balesi, adını duymuşsunuzdur, ya da bir Cirque du Soleil. Bu kültür ürünlerinin bu şekilde bir kurum haline gelmesi, dünya çapında çok büyük bir ekonomik gücün de sizin ülkenize transfer edilmesini sağlıyor. Ve dolayısıyla bunun başka tür faktörlerle de bu ülkeye bir katkısı var. Örneğin kültür endüstrilerinde istihdam, özellikle kentli istihdam, yani kalifiye eleman istihdamı, yaratıcı, inovatif bir istihdam sağlıyor bu. Kadın emeğinin en çok istihdam edildiği alanlardan bir tanesi kültür endüstrileri. Ve bu küçük ölçekli şirketlerin bu startup dediğimiz büyük şirketler haline dönüşmesi için de çok önemli bir innovatif zemin yaratıyor. Örneğin Türkiye'de bir yemek sepeti diye bir şey, bir yazılım olarak ortaya çıkıyor. Dünya çapında çok milyar dolarlara varan bir parayla satılabiliyor. Ya da Türkiye'deki oyun endüstrisi, oyun yazılım endüstrisi çok benzer bir şekilde dünya çapında milyar dolarlara satılan şirketlerin parçası haline gelebiliyor. Ya bu yazılımda böyle, kültürde de böyle. Şimdi bizim bütün bu işleri yaparken biraz bu fikri mülkiyet hakları konusunda bir bazen sevimsiz olmayı da göze alarak, yani insanlardan çünkü parayı tahsil etmeye çalışıyorsunuz. Bir koçbaşı, bir yol açıcı, bir rol oynamak üzerine bir yığılmamız var bizim. Hukuk büromuzla, iletişimimizle vesairemizle esas olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye maalesef fikrin genellikle yasaklandığı bir ülke. Yani fikrin maddi olarak ödüllendirildiği bir ülke değil. Hatta bu bizim atasözlerimize kadar girmiş. Yani icat çıkartma deriz biz. Eski köye yeni adet getirme deriz. Aslında bakarsanız icat çıkartanlar dünyanın en gelişmiş ülkeleri haline gelmişlerdir. Şimdi bizim sivil toplum örgütümüz olan MÜYAP da Türkiye'deki müzik endüstrisinin yatırımcı kısmını temsil ediyor. Ve bu yatırımcı kısmında aynı zamanda bir uluslararası örgütün parçası olarak çalışıyor. Ve Türkiye'de üretilen müziğin yaklaşık %90-95'i bizim üyelerimiz tarafından, bizim üyelerimizin yaptığı yatırımlar tarafından yaratılıyor. İçimizde hem sanatçı düzleminde işte Orhan Gencebay gibi, Sezen Aksu gibi, işte Tarkan gibi, hem işin yapımcılık yerinde olan hem de sanatçılık yanında olan insanları da üye olarak var ediyoruz. Ve şöyle de bir mekanizmayı beraber çalıştırıyoruz. Dünyadaki bütün müzikleri Türkiye'de biz koruyoruz. Türk müziğinin de dünyadaki korunmasını
bir uluslararası işbirliğiyle sürdürmeye çalışıyoruz. Bu manada Türkiye'ye ciddi bir döviz getirisi sağlayan bir sektörel kurgu da ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bütün bunlarla beraber ele aldığımız zaman bu kadar büyük bir işin sonuç olarak çok ciddi bir organizasyona tabi olması gerekiyor. Bizim özellikle telif alanında yaklaşık 100-150 kişilik bir personel çalışıyor. Bazen biraz outsource ederek de olsa bazen bünyemizde 500'e yakın avukat çalışıyor. Bunun yanında çeşitli üniversitelerle işbirliği üzerinden sempozyumlar yapıyoruz. Yargıtay'la ve diğer devlet kuruluşlarıyla eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bunun dışında kendi personelimizle de ilgili çok ciddi bir hem organizasyon şeması etrafında hem de bir sivil toplum çalışması etrafında sürekli bir eğitim yurtabiliyoruz. Sayın Başkan, yurt dışı eğitimlere gönderebiliyoruz. Sayın Başkan, evet. İki dakikada toparlayabilir misiniz? Tabii. Hemen. Dolayısıyla Türkiye'de bu sivil toplumun gelişmesi, hak kümelerinin çok ciddi örgütlenmelerle bir yere taşınması ülkenin aslında demokratik altyapısını kurgulayan şeyler. Çünkü genellikle iktidarlar, şu ya da bu iktidar fark etmiyor. Bu sivil toplumun bilgisini ve sivil toplumun bu konudaki tecrübesini kendi bünyesine taşımakta genellikle cimri davranıyorlar. Ben kendi alanımdan söyleyeyim. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla çalışıyoruz çok uzun bir müddettir. Şu andaki bizim uzmanlaşma düzeyimiz devletin bütün kademelerindeki uzmanlaşmadan çok daha ileri düzeyde. Çünkü yıllardır biz insanları yetiştiriyoruz. Bu vesileyle ben sözümü bitireyim. Bitirirken de şunu söyleyeyim. Türkiye gerçekten sivil toplumun önemini kavradıkça demokratikleşme sürecini de yukarılara taşıyabilecek bir ülke olmayı hak edecek diye düşünüyorum. Hepinize beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ederiz Sayın Bakanım, Sayın Başkanlarıma. Çok şeref verdiniz, onur verdiniz, saygılarımı sunarım. Değerli konuklar, iki dakika sonra 15.35'te akademik içerikli, teknik içerikli oturumlar başlayacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Yeni oturumlarda da başarılar diliyorum. Ve oturumu kapatıyorum. Efendim kısa bir açıklama yapacağım. Öncesinde tabii ki panelimizi yönetmek üzere Profesör Doktor Sayın Hasret Çomak'a çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Eski Bakanı Sayın Ercan Karakaş, ASKON Başkanı Sayın Orhan Aydın, Ortak Yaşamı Geliştirme ve Kurucu Başkanı Sayın Yusuf Doğan, MÜYAP Başkanı Sayın Bülent Forta'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim 5 dakikalık bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Paralel oturumlarımız başlayacak 15.30'dan sonra. Çok önemli konu ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olacağız. 5 dakikalık ara. 15.40 gibi. 15...